şovunu hazırlayan makinanın makinesi Okan Bayülgen. Evet, iyi geceler bakalım az sonra. Kimler geliyor Disko Kralı stüdyosuna görelim. Fatih Erkoç. Yıldız Osmanova. Veysel Diken. Aylin Kabasakal. Dila Tezemir. Süreyya. Kerem Atabeyoğlu, Almuna Merter, Ayşe Erbulak, Jada Fahir, Akif İçici, Eşref Vakti. Evet, ilk konuklarım geliyor. Yıldız Osmanova, Ayşe Erbulak, Fatih Erkoç, Veysel Diker, Dila Ataşdemir, Aylin Kabasakal. Biraz fazla gürültü oldu Ayşe'cim, senden çok özür diliyoruz özellikle. Oturduğum kasabadan daha kalabalık. Evet. Evet. Hakikaten öyle. Hakikaten. Var mı böyle bir 700-800 kişi vardır herhalde, belki de 1000. Ya çok özür dilerim, yanlış okudum soyadınızı. Taşdemir dedim, halbuki Tezemir olacaktı. Hiç önemli değil. Siz ne yaptınız, bize şimdi birazcık bahseder misiniz? Ben dilendim. Dilendiniz. Evet, dilendim. Harikulade, hemen şunu izleyelim. Müthiş bir şey yaptım. Görelim klibinizi. Boşlukta gemi gibi, uzakta ufuk gibi, semada yıldız gibi, hasretim sana anne. Boşlukta gemi gibi, uzakta ufuk gibi, semada yıldız gibi, hasretim sana anne. Hasretim, hasretim anne, özledim, özledim anne, yüreğim ezik yine, ne dünya nedir anne. Hasretim. Çok ilginç bir fikir. Yalnız biraz hayalci bir şekilde ben tamamen sokaklarda uyuşturucuyu bitireceğim ya da bitirmeye çalışacağım gibi şeyler söylüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hayal mi sizce? Evet. Ben ama azalabilir tabii ki. Kampanyanızdan biraz bahsedin lütfen.
Amaç zaten bir kişi bile kurtarabiliyorsak bizim için çok büyük bir şey. Çünkü bağımlılık kadar kötü bir şey yok. Hepimiz birçok şeye bağımlıyız ama özellikle madde bağımlılığı çok daha kötü. Hiçbir gencimizin, hiçbir çocuğumuzun, hiçbir evladımızın madde bağımlısı olmasını istemiyoruz. Bağımlılığa karşıyız her şeyden önce. Ve ben 3 gün boyunca onlarla sokakta yaşadım. İnsanlarımıza bir şeyleri anlatabilmek için. Bu görüntüler tabii uzaktan çekildi. Uzaktan gizli çekildi. Hiç kimsenin haberi olmadan. 3 gün boyunca çekildi. Onlarla sadece yaşadım derken tabii ki diyaloglarınız nasıl oldu onlarla derken? Ya sanki şimdi çok kolaymış gibi onlarla yaşamak. Hiç kolay değil. Şimdi 21 aydır ben Ankara'da çalışmalarımı devam ettiriyorum zaten. Ekibimle birlikte, arkadaşlarımla birlikte. 21 ay boyunca elde edilmiş bir çalışma bu. Sadece 4,5 dakikaya ben kendi albümümden bir parçaya içine sığdırarak bir klip yapmaya çalıştım ki az da olsa bir mesaj verelim, insanların dikkatini o insanlara çekebilelim ve el birliğiyle çok azınlıkta olan insanlarımızı hayata kazandıralım. Haberiniz var mıydı bu klipten? Görenler var mı? Ellerini kaldırabilirler. Kaç kişi en azından istatistiki bir sonuç elde etmek için. Kimsenin haberi yok. Nasıl oluyor? Halbuki ben size bir haber kanalında da gördüm. Evet, 1 milyonun üzerinde izlenme de var. 1 milyonun üzerinde izlenme var. Nerede? YouTube üzerinde ya da diğer MyNet'te vesaire hepsinde evet var. İlginç. Hiçbiri görmemiş. Evet. Peki şu anda gördüklerinizden etkilendiniz mi? Yani bir müzisyenin şarkısını böyle bir amaç için kullanmasından etkilenmediniz. Hayır, hiç etkilenmemişler. Bütün bunlar işte boşuna. Halbuki değil mi? At bir göbecik daha çok işe yarar mıydı? Hayır, yaramazdı. Peki, yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onlarla peki biz gençlerle o kadar güzel şeyler yapıyoruz ki tiyatrolar gençlerle yapıyoruz. Hangi gençlerle? Tabii. Ankara'da bütün üniversitelerimizde, ODTÜ'de, işte Ankara Üniversitesi'nde bütün üniversitelerimizde tiyatro gösterileri hazırlıyoruz. Tiyatro gösterileri yapıyoruz birlikte. Çalışmalarımız var bu yönde. Fotoğraf çalışması başlatacağız. Tamam, bunlardan birazdan konuşacağız. Şu anda azgınlığı giderebilmek için cumartesi gecesi azgınlığını evet birkaç soruyla devam edeceğim. Daha sonra size tamam uzun bir zaman ayıracağız. Evet, şimdi Veyselciğimle başlayalım. Hoş geldin. Son geldiğinde burada kimdi? Bir kızcağız vardı. Kıvır kıvır saçlı, pıvır pıvır böyle. Biraz problem yaratmıştık biz Veysel'le beraber. İkimiz çok üzülmüştü. İsmi neydi onun? Pınar'dı. İsmi hatırladın mı? Bizi affetsin. Evet. Hakikaten kötü günümüze denk gelmişti. Ben de çok kötü oldum. Hatta birkaç gece uyuyamadım. Bastırmakta en çok zorlandığınız ilkel dürtünüz hangisidir? Lütfen açlık de. Açlık. Açlık evet. Harikulade. Çok soğuk havalarda en çok nereniz üşür? Ellerim. Efendim? Ellerim. Elleriniz. Çok doğru cevap. Sizin efendim? Kulaklarım. Kulaklarınız. Sizin efendim? Kollar. Bunlar kollar. Kollar. Sevgili Fatih abi tekrar hoş geldiniz. Ben size biraz önce girdiğimde dişimdeki dolgu düşüyordu. Onu çıkarmaya çalışıyordum. O sırada sizi görmemiş olabilir miyim? Olabilir. Evet. Peki. Çok hızlı geçtiğin için. Çok hızlı geçtim. Evet peki. Ailenizin en ilginç isimli üyesinin ismi nedir? Benim annem rahmetli Nakiye'ydi. Çok az olan bir isim. Nakiye. Çok ilginç bir isim. Ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Fatih abi hayır, bu senin şey annen değil, değil mi? Nakiye. Annem evet. Nakiye. Evet. Veysel'le devam ediyoruz. Hiç parayla yayın yapan erotik bir kanala üye oldunuz mu? Olmadım. İnternet üzerinde? Bizzat kendim çekiyorum. Ben Veysel'i zaten bir daha çalışmayalım dedim. Yani birden erken başladığımız programlarda Veysel'i çağırmamak gerekiyor. Araba kullanırken farkında olmadan en çok yaptığınız şey nedir? Burnunuzu karıştırmak, kulağınızı karıştırıp şöyle yapmak, parmağınızı gözünüze sokmak, elinizi belinizden sokup taşımak. Yani ben genelde çok direksiyonla çok fazla temas ederim. Kollarımı dayar, bir an onunla bütünleşir giderim. Evet. Çünkü araba benim tutkum. Araba tuttunuz. Evet. Dile Hanım'ın şu evet sözü kayda geçsin. Biz ondan sonra koyalım. Genelde direksiyonla çok fazla temasa geçelim. Aynen öyle. Ben ondan şu an seni bozduğumu düşünmüyorum ben. Yani
Hayır, niye beni bozasın? Ben de seni bozacağım. Hayır, ama Azra, Allah hani korusun. Ahlaki manada söylüyorum. Yani. Evet, aslında yani ben artık biraz daha ahlaki bir çizgiye oturtmak istiyorum programı. Ben de. Esra Ceyhan'ın programı olsun, bizim Beyazıt'ın, sevgili dostum Beyazıt'ın programı olsun. Yani bu programlar gibi ben de elden geldiğince ahlaki bir çizgide yayın yapmak istiyorum. İlmi ama İrfan. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani, konuklar böyle oluyor. Toparlayacağım kendimi. Evet, toparlayacağım. Şimdi yine sizin sorunuz geliyor. Faruk Peker'in zombi olup Banu Alkan'ın rüyalarına girdiği bu gerilimli sahne hangi filmden alınmıştır? Hep beraber izliyoruz. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. İnanılmaz bir sahne. Yani şarkılarından geri kalmıyor çığlıkları özellikle. Harikulade, harikulade. Afrodit mi yoksa? Yok. Hayır, Afrodit değil. Başka bir şey bilmiyorum. In a galaxy Faruk away. Çığlık 4. Gecelerin kadını, gündüzlerin erkeği. Gecelerin kadını, evet. Gündüzlerin erkeği mi ne? Evet. Vallahi mı? Gecelerin kadını olacak. Doğru cevap. Zaten o rüyadaki, yataktaki rüya sahnesinde de hangi hanım olduğunu görüyoruz. Canım benim ya. Sevgili abicim, ne tip bir bornoz ya da havlu takımı kullanıyorsunuz? Birkaç farklı renkte bornozum var. Oo. Bak, hakikaten terk ederim. Hakikaten terk ederim. Yani programa gelen saygın bir müzisyene... Gayet güzel ve beni bağışlayarak hatta bu da ne aptal soru demedi de, değil mi? Dedi ki birkaç değişik bornoz oradan Gayri ihtiyarı çıktı. Beni affediniz. Ya, hakikaten çok özür dilerim. Hep böyle yapıyor. Hakikaten özür dileriz yani. Evet. Hay Allah. Oh. Bugüne kadar yaşadığınız en şerefli mağlubiyet neydi? Aşk. Aşk olabilir, evet. Aşk. Ama öyle var gözlerinizde böyle bir şey. Evet, kesinlikle. Sizin efendim? Allah'a şükür ben bugüne kadar hiç ne aşkta ne başka da mağlubiyeti hissetmedim. Belki de yaşamıştırım ama hissetmiyorum. Yaşıyorum. Ve devam ediyorum. Mutluyum. Zaten Yıldız Hanım'ın böyle bir şey yani bu tavırla tabii hani böyle... Erkek kadın derler ya hakikaten yani o bir mağlubiyet olmasına imkan yok yani. Bir şey oluyor ama ilişkileri herhalde şöyle bitiyor. Hissediliyor. Yok öyle değil de ama yani mağlubiyet oldum deyince insan ne oluyor? Düşkünlüğe düşüyor. Ama ben yaşamak zorundayım, çalışmak zorundayım. Abiciğim ben de devam etmek zorundayım. O yüzden belki de vardır. Ben hiç onu hiç düşünmemişim ama hep kaç defa evlendim ama bu evlendiğimde mutlu hissettim. Ben konuşmayacağım. Ama bu hangi evlilik? Son evliliğiniz mi? Son inşallah. Son inşallah. Yıldız Hanım ne kadar oldu siz evleneli? 4 sene. 4 sene. Yakındır. Kolay değil. Siz efendim evli misiniz? Evliyim, evet. Yeni galiba. 2 sene oldu. Evet öyle. 2 sene de öyle oluyor. Ben insan evli misin diye. Evet. Evet. Veysel'in sorusu geliyor. Şu atasözleri arasında en doğru bulduğunuz hangisidir? A. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Baldız baldan tatlıdır. Mal canın yongasıdır. Kırkından sonra azanı teneşir paklar. D. Şimdi. D. Çok güzel bir cevap hakikaten. Medeniyet ne demektir efendim? İnsan olmak. İnsan olmak. Güzel cevap. Sizce efendim? Yasaklara uymak. Oh. Ne oldu? Bu da böyle bir şey. Mesela sigara içilmeyecek olan yerlerde sigara içmek. İçmemek. Bravo. Ben dedim Fatih abi ne oldu?
Ne olmuş bu, yani ne tatlı adamdı, faşist mi olmuş diyordum ki hemen doğru cevap verdi. Sigara içilmez denilen yerlerde sigara içmek doğru cevap. Medeniyettir. Medeniyettir, evet kesinlikle. Evet. Ha, aman olmaz, olmaz. Bir dakika, biz burada kendi aramızda konuşmuyoruz. Olur mu? Hiç alakası yok. İçmemek tabii ki. Kaç tane ceketiniz var? 6-7 tane var. Sizin efendim? Allah saymadım. Çok fazladır herhalde. O kadar. Hayatınızda kaç kere çivi çaktınız? Çok. Siz? Ben de çok. Siz efendim? Çalışmadığım yerden sordum, bilmiyorum. Evet, evet. En iyi ölüm şekli hangisidir? Nasıl? Ölüm? Ölüm şekli. En iyi ölüm şekli. En güzel ölüm şekli evinde yatarken kelime gel... Şahadet. Kelimeyi şahadet getirmek. Getirip de uf diye öyle öleceksin. Uf derken... Evet, kelime-i şehadet getirelim of. De uf demesek de olur. Belki ona vaktimiz kalmaz. Kelime-i şehadet uzun çünkü. Yani hemen, filmlerde gördük. Bir de arkasından bir daha. Ya, o kelime-i şehadet getiriyor, ölüyorsun. Bir de arkadan uf var. Evet. Peki yine Veysel'in sorusu geliyor. Cengiz Kurdoğlu'nun üstün performansıyla göz doldurduğu bu filmin adı nedir? Görelim. Evet, o senin öz annen. Hey, hey. Geliyor, şükran geliyor. Ananza, yıllarım, belgelerim, masa üstünü göster. Yıllarım. Şıklar. Vallahi Ananza, yıllarım, belgelerim, masa üstünü göster. Ananza. Yani en şey o geldi, çarpı o geldi. Bir de dikkat ettim, efektör aynı kişi. Tabii tabii. Aaa, sesler. Banu Alkan için bağıran mı? Hayır. Aynı efektör o yıllarda. Aynı. Neymiş merak ettim valla merak ettim. Yıllarım herhalde. Taksiye bindiğiniz zaman genelde sahilden mi yoksa yukarıdan mı gidersiniz? Sahilden. Tabii Ayşe Norveç'e gidelim. Fjord'dan. Üç gelin kaç tane iç açısı vardır? Üç. İç açılar toplamı 180 derece. Üç bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, alkışlamayın. Dalga geçmek için alkışlıyorsunuz. Kaç tane? Üçgenin kaç tane? Üç, yardım et, üç değil mi? Hayır, lütfen, lütfen, lütfen. Siz gençlere i̇şte örnek olacaksınız. Siz İç açıların toplamı 180 derece. Onu da biliyoruz, onu da yardım et. Üçgenin kaç tane iç açısı vardır? İç açıların toplamı 180 derecedir, o başka. Üçgenin kaç tane iç açısı vardır? Üçgen, üçgen. Üç diyorum. Üçgen. Üç değil mi? Üç, üç. Üç, üç, üç. Evet. Öğrenim hayatınız boyunca rezil olduğunuz bir sözlü yaşadınız mı? Ya hatırlamıyorum valla. Ha, yaşadım. Biyoloji hocam bana şey demişti. Ne öyle punkçular gibi, punk, punk değil, punkçular gibi giymişsin demişti sözlüğünün birinde, lisede. Evet, ben de olsam ben de çok etkilenirdim. Elektrik kesilince yaptığınız ilk şey nedir? Hemen laptopu şeyden çıkartıp bunu takıp internete devam etmek. Yavrum benim, çok güzel. Hiç yanlış bir kişiye uygunsuz bir SMS attığınız oldu mu? Olmadı. Ben de oldu. Çok fena şeyler oldu da ben de. Bir erotik yazışma yapıyordum. Biriyle. Evet, SMS'te dermatoloğuma göndermişim. Evet, çok 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 ağır oldu. Çok ağır oldu. Eski dermatoloğum. Hatta aradım, çok özür dilerim dedim. Yani o isimle yazınca sizin isminize şey yapıyor, denk geliyor. Aynı isim olduğu için ben yanlışlıkla basınca oraya gidiyor. Aradığım oldu ama mesaj gönderdiğim olmadı. Uygunsuz arama yaptığınız oldu. Uygunsuz derken yanlışlıkla yani. Yanlışlıkla, yanlışlıkla arama yaptım anlatmak oldu. Anlatmak ister misin Aylin? Çok önemli bir şey değil. Geçen gün bizim uygunsuz Ahmet'e... Uygunsuz arama. Yok yani yanlışlıkla aradım ama kendi kelime konuşup kapattım. Tamamen yanlış bir insanmış. Yanlış bir insanmış. Hemen evet. Siz söze giriyorsunuz. Alo, üzerinde ne var? Bu ne zaman oldu? Geçenlerde.
Siz iki senedir evlisiniz. İşte yanlışlıkla oldu zaten. Ha pardon. Kocası affetti şimdi yani. Yok, eşimin arkadaşı diye bizim Ahmet'i aramışım, öyle eşinizin bir şey karıştı. Arkadaşı diye, eşinizin arkadaşı. Hayır, Ahmet diye eşimin arkadaşını aramışım. Bizim tiyatrodaki Ahmet diye eşimin arkadaşını aramışım. Ahmet'cim nasılsın? Ay sen değil misin? Pardon çok ağır, falan dedi. Şu anda itibaren bence evlilik tehlikede, skandal hakikaten. Ya. Evet. Sonra eşim düzeltti durumu. Bizim de dermatologdan ondan sonra bir kere daha böyle bir uygunsuz mesaj geldi falan. Ben tekrar aradım. Çok özür dilerim dedim. Nasıl oluyor? Bir size geliyor bilmiyorum falan. Sonra bir 15-20 gün. O da dedi ki olur böyle şeyler. Ben de yaptım eskiden gençliğimde falan filan dedi. Ondan sonra 15-20 gün geçtikten sonra dermatologdan telefon geldi. Ne oldu, hiç aramıyorsunuz? Yalnız orada Okan bir şey söyledi Aylin. Eşi düzeltmiş. Evet, eşim düzeltti. Çünkü ben bütün her şeyi anlattım ona. Ahmet arayacağıma senin arkadaşın Ahmet aramışım ama aslında o da onun arkadaşı Ahmet değilmiş. Numarayı yanlış almışım. Her şey yanlışmış yani. Peki neydi buradaki, bu telefondaki amacınız neydi tam olarak? Üstünde ne var? Yok, normal bir şeydi. Bir şey söyleyecektim herhalde. Dişçiyle ilgili bir şey söyleyecektim de falan. Biz öyle diyoruz şey. Ki uygunsuz telefon. Ya işte en uygunsuzum buydu. Ne yapayım, başka bir şey bulamadım. Peki medya arkasına bakalım mı? Görelim. En sevdiğim olan hanım programı, zaten programda olan da bu. Bu danstan sonra reklama giriyorlar. Reklam dönüşü tekrar dansla stüdyoya dönülüyor. Oynanıyor. Tekrar reklama giriliyor, dönülüyor. Haydi hoşçakalın, bitiyor program. Bu kadar hakikaten. İnanılmaz güzel bir program. Devam. Hem stüdyoma sefalar getirdiniz. Ay. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Sadece beni çok kısa zamanda kabullendiğiniz için, beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi benim taş gibi kalbim var. Taş gibi kalbim var. Bak kadıncağız, daha sunuculuğa başlayalı bundan birkaç ay mukaddem. Bak birkaç ayda nasıl bir sevgi yükü üzerine biniyor ve bak nasıl ağlıyor, görüyorsun değil mi? Ama halk kabul etmiş. Yani burada halk böyle bir şey oldu mu bugüne kadar? Olmadı değil mi böyle bir şey? Ama işte. Dansı ben dansı beceremedim. Evet, devam. Ya bu hanımlar da ağlarken kaç delikten su çıkıyor, ben ona ya ben erkek olarak yani ki çok az ağladım herhalde hayatımda. Herhalde şu iki gözünü yaparım geçer. Kulaklarını kapatıyor, gözlerini kapatıyor, burnunu kapatıyor, ağzını kapatıyor. Evet, devam. Sizi unuttum. Sağ olun, canım. Çok sağ olun. Yani gerçekten acım. Ay sağ olun, sağ olun. Ya şöyle bir jenerik yapmadınız bana. Her jenerikle şarkı türkü, Hayko Cepkin falan. Ne gerek var böyle şeylere ya? Devam. Yalanı sevmeyiz, yalancıyı sevmeyiz ama yalancı işkembe çorbasını biz seviyoruz. Hoş geldiniz. Yalancı işkembe çorbası ama tadı çok gerçekçi ve işkembe çorbasını aratmıyor. Sadece yalanda yalancı işkembe çorbasını severim değil mi? Evet, öyle diyelim. Gündüz normal Nevzat'ım. Çalışırım adam gibi, ekmeğimi taştan çıkartır, evime götürürüm. Akşam lakabım kırmızıdır, motorumu alır surat yapar, dansımı yaparım. Geceleri... İşte bu genç adam, işte bu benim idolüm bu adam. İşte geçen haftalarda yayınlamıştık hatırlıyorsunuz. Gündüz normal Nevzat'ım, ekmeğimi taştan çıkarırım. Gece olunca kırmızı adım kırmızıdır. Dansım motoruma binerim, dansımı yaparım. İşte budur, tamam.
Şimdi devam var, geliyor, görelim. Yapar dansımı yaparım. Geceleri gündüzler... başka bir adam oluyor. Böyle. Bisikletli. Yani şimdi gündüzler benim canımı okuyorsa ben de gecelerin canını okuyorum. Anlatabildim mi? Böyle olmam lazım. Ölümlü dünyada. Ben kanki ile beraber akşam mesela arabada. Kanki mi? Baba saçlar muhteşem olmuş. Saçlar muhteşem. Allah. Halbuki gündüzleri normal Nevzat'tı ama o yine de güzel gidiyor. Evet, devam. Beraber akşam mesela arabada. Kanki mi? Kankiniz mi burada? Kankim karşıda. Limana çekeriz. Limana. Yabancı müzik dinleriz. Oo. Kadehimi Paris Sultan'a kaldırır ve bize karşı içerim. Arkasından bir jarjör mermi boşaltırım. Motiv olurum yani. Şaka yapıyor musunuz? Yok, ciddiyim. Hoşuma gidiyor yani. O şeyim nasıl? Var. Aa. Şarap gibi erkeğim işte. Yani su cinsinden değilim. Hani yemekte su içersin, saf, yani tatsız gelir. Ama şarap içersin, tatlı gelir. Anlatabiliyor muyum? Öyleyim yani. Kaç yaşında olabilir hanımefendi? Zor gerçi de. Ya şimdi, gene de sorayım ben adettendir diye. Yaş kriterim yok. Yaş kriteriniz yok. Şöyle de olabilir. Yani 50 de olur. Tabii. Mükemmel. 50 de olur. Mükemmel. İdolüm. İdolüm. İnanılmaz. Yakın tarihte bu programı bırakacağım. Nevzat'la takılmaya başlayacağım. Fantaziler çok gelişmiş. Ne diyor? Kadehimi Paris Hilton'a kaldırırım, bir jarjör boşaltırım diyor değil mi? Mükemmel hocam. Devam. Kriterim yok. Yaş kriteriniz yok. Şöyle de olabilir. Yani 50 de olur. Ama durum iyi olur. Bak öyle bir kriterim de var yani. Durum iyi olur, öyle de olur. Alır. Sizin niyetiniz gerçekten evlenmek. Biz sizi yetenekler bölümüne alalım, hayır. Stand-up falan yapın. Hayır, çok ciddiyim ya. 50 dolar önemli değil. Ben de çok değil. Ciddiyim. Ama durum iyi olması lazım. Durumu iyi olacak. İki kriterim var tabii. Sizin durumunuz iyi mi? Ya şöyle böyle, 2000 lira gelirim. Ha, siz zengin bir hanım bulayım. Hem güzel olsun, hem de bana baksın. Yok, baksın değil. Yani ne yapacaksınız, durum iyi olacak yok, da o zaman? Yok ya şey... ya beni anlayan anladı, anlatabiliyor muyum mesela? Ben hiç zannetmiyorum. Sevgi dolu bir insan ve öylesin. Yayındayım. Hayır, ben bakıyorum şu an. Acaba dedim. Hayır ediyorum. Uyanma şu an dedim, bizim yayına girdik diye. Ben de şu an emin olamadım. Bir dakika dedim. Bir dakika bozmayalım. Hemen bir güzel Ceren şöyle bir love story. Çok sevgi dolu bir insandan başladık. Evet. Yakalandık. Şimdi hemen ciddileşelim. Çok hoş. Müge abla, ben şu anda neredeyim biliyor musun? Hı. Ben şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'dasın? Evet. Niye buradasın? He? Kendinin yüzünden kalktım geldim ben buraya. Annenin yüzünden? Evet. Ne için, ne niyetle geldin Ömer? Ha? Ne niyetle geldin? Müge abla, hele kendine sır. Bir ana. Telefonda oğlunu tehdit eder mi? Yok sana çok soktur. Arkadaşlarımız da bipliyorlar. Ömerciğim ne olur, canlı yayındayız. Ben farkındayım senin. Şimdi duralım. Şimdi nasıl bir sistem buldularsa biliyorsunuz canlı yayınlarda delay sistemi, yani gecikmiş olan yayına geç çıkışta 10 saniye 15 saniye neyse olmadığı için demek ki orada bir abi oturuyor. Ve sezgileri gelişmiş bir abi. O uzun süre basıyor. Başka çare yok. Zaten hazır. Devam. Ömerciğim ne olur, canlı yayındayız. Ben farkındayım senin. Şimdi kelimelerimize abla. Dikkat edelim. Özür dilerim abla. Yalan söylüyorum. Kendisi de sahtekar yalancı. Çünkü bacısına bir yer yaptırmadılar, kodurmadılar. Hep şeyi üstlerine yaptılar. Her şeyi yaptılar. Yalan söylüyor. Tabii. Yani Türkçemizin de şimdi adamcağız şey yaptılar, şu yaptılar diye ne kadar anlatabilir derdini değil mi? Onu da şey yaptılar, bunu da şu yaptılar, şey yaptılar, şu yaptılar. Bir süre sonra bitiyor ve gerçek kelimelere geçmek gerekiyor. Ben tamamen serbest bırakılmasından yanayım, anlatamıyorum. Devam. Canlı yayında lütfen. Yalan söylüyor. Buraya da geldi, evime de geldiler, oturdular kocasıyla, kendileriyle. Şimdi güzel görüntüler izleyeceksiniz. Kar tepeden kar görüntüleri izleyeceksiniz. Kar kalınlığı bir hayli yüksek, bir hayli fazla. Görüntüler ekrana gelecek. Ben de müzik yapacağım. Böylesi haberlerde müziğe alışkınız. Hepimize alışkınız ama Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yeni yasası haber bültenlerinde müzik kullanımını yasakladı. Biz de kullanamıyoruz. Ama herhalde sunucunun şarkı söylemesi yasak değildir. Kar tepeye gidelim. Ben de bir şarkıyla eşlik edeyim görüntüleri.
Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Yok olmuyor değil mi? Eski tadı yok. Hiçbir şeyin eski tadı yok zaten. Yeni yasa gereği biz de görüntülerin altına müzik döşeyemiyoruz montajda. Evet, kısa bir reklam arası, hemen ardından dönüyoruz. Deniz bizi İzmir'den arıyor. Buyursunlar Rojda Hanım. İyi geceler Okan. İyi geceler Rojda. Nasılsınız? İyiyiz. Buyursunlar. Biz Ege Üniversitesi'nden 6 tane... Ne oldu? Çocuğa bağladın. Yavaş yavaş anlat. Korkma. Evet. Gerek yok. Buyurun. Tamam. Pijama partisi yapıyorduk biz. Ne partisi? Ne aman şey? Yalan yanlış bir parti olmasın. Bir daha söyleyin. Yok hayır, pijama partisi yapıyorduk. Pijama partisi. Evet, sakın çıkarmayın. Evet. Pijamalarınız hep üstünde olsun. Pervin, Fatoş, Ebru, Ece ve Elif. Evet. Evet. Dördüncünün ismini unuttum. Hem? Pijamaları çıkardılar mı? Yok, çıkarmadık pijamaları falan ya. Ne yapıyorsunuz? İyi geceler hepinize. Evet, peki. Rojda, malumat furuş için hazır mısınız? Evet, hazırım. Peki, geliyor sorular. Fatih Erkoç, konservatuvarda hangi üç enstrümanın öğrenimini almıştır? A. Dübel, matkap, mengene... B. Sipsi, cura, dilli düdük, C. trombon, kontrbas, piyano, D. tromboy, metrobas, finiküler. D. D. Bursa'nın D'si demek istiyorum, vazgeçtim. Ay ne tatlı değil mi? Pijama partisi yapıyorlar böyle. Evet. Peki, küçük kızlar olduğunuzu unutmadan, ayılaşmadan lütfen cevap veriniz. Diye gerek yok. Evet, doğru cevap. Peki, trombon, tamam. Kontrbas, piyano olacaktı. Fatih Erkoç'un profesyonel olarak yer aldığı ilk grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Fatless, B. Erkoç Bright, C. İstanbul Gelişim Orkestrası, D. Fatoş Abla Bebişim Orkestrası. C. Ya, evet, Fatih Erkoç'un ilk albümünün adı nedir? A. Ellerim Bomboş, B. Bir Elim Bomboş, C. Yol Verin A Dostlar, D. Verin A Dostlar. Doğru cevap? Evet. Evet, doğru cevap evet. Teşekkürler. Yol Verin A Dostlar olacak. Fatih Erkoç, TRT'de bir süre hangi programı sunmuştu? A. Tiyar Tabiz, B. Yay Çep, C. Yankılar, D. Yankee Go Home. C. Yankılar. Bravo, çok doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi bir Fatih Erkoç albümüdür? A. Dilsiz, French Kiss, B. Kör Randevu, C. Kör Tuttuğunu, D. Kör Cobain. Kör Randevu. Bravo, yine doğru cevap. Dila Tezemir'in kurduğu derneğin adı nedir? A. Hayat Boyu Sevgi, Uyuşturucu, Alkol ve Zararlı Madde Bağımlılıkları Mücadele Derneği. B. Hayat Boyu Nefret, Kafein, Tein ve Zararsız Madde Bağımsızlığını Teşvik Örgütü. C. Hayat Boyu Dil İşlevi Derneği. D. Boyu Kavaklar Sunda. MDP ve Keresteyle Savaş Vakfı. A, evet.
Hayat Harika. Boyu sevgi, uyuşturucu, alkol ve zararlı madde bağımlılıkları mücadele derneği herhalde bayağı bir metrekareniz vardır değil mi? Çok. Bütün hani tabelayı yazmak için kolay bir şey değil. Dila Tezemir'in ilk albümünün adı nedir? A. Dilalı İbo 1, Bahar Gülü 1, Dakika 1, Gül 1, Fatma Gül'ün Suçu 1. Evet. Bahar Gülü 1 olacaktı. Doğru cevap. Evet. Evet, birazdan konuğumuz olacak olan Süreyya'nın lakabı nedir? A. Karadeniz'in Madonna'sı, Yozgat'ın Jude Love'ı, Bordo'nun Bülent Ersoy'u, Karadeniz'in Süreyya Davulcuoğlu'su. Bursa. Bursa yanlış cevap. Tüh ya. Aylin Kabasakal'ın Halit Kıvanç abiyle beraber sunduğu programın adı nedir? A. Aylin'le Halit, Rıdvan'la Gülit. B. 3 pas 1 gol. C. Top Hayrettin'in kontrolünde gol. D. Charles ve gol. Top Hayrettin'in kolunda Evet. Güzel. Bir, Fatih Erkoç'un iki kez kazandığı yarışmanın adı nedir? A. Fatih Erkoçlar yarışıyor. B. Evrettin Siyah Kuğu Bale yarışması. C. Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışması. D. Şanzelizliye Altın Beşe şarkı yarışması. Hadi tamam. Hayır bir şey yok. Ben de konuk olarak bekliyorum. Tamam vazgeçtim ben. Hadi Allah aşkına hadi. Bir şey söyleyeyim. Ben de sıkıldım da bir seninle beraber şu... Hadi tamam hadi. En azından en çok seni tanıyorum Karadeniz'in. Yani hadi ya. Tamam of. Tamam hayır onları bekliyorum ama ses bekliyorum onlardan. Ne sesi? Tamam. Hani hop tamam mı? Esra. Esra değil Ceyda. Alıyorum. Hop. Mor bisiklet. Mor bisiklet güzel şarkı adı olur. Aa. Evet çıkıyoruz alayım lütfen. Birazdan ben söyleyeceğim sonunda. Tamam. Mikrofonu hareket et. Senin mikrofonu takıl. Söylediğinizde ben alacağım konukları. Sesi mi yükseltelim? Biz biraz sonra çıkacağız yayına. Çünkü yayın bizim için hani şarkı söyleyecek Süreyya. Süreyya şarkı söyleyen dansçıları var. Ben dizimi biliyor zaten Süreyya izlemiş hani. Şu an hanımın çiftliğini izledin mi hanımın çiftliğini? Çok fazla fırsatım olmuyor ama izliyorum arada sırada. Arada sırada derken evet. Hani normal yoğunuz, izliyorsun değil mi? Tabii. Evet. Hangisi Aylin Kabasakal'ın oynadığı dizilerden biridir? A. Süper Kaba, B. Ghostbusters, C. Dostlar Pasajı, D. Şarj Pasa Paşajı. C galiba. Evet, C. Dostlar Pasajı olacak. Süreyya müzik tarzını hangi kelimeyle tanımlamaktadır? A. Pop Rock Mahsulleri Ofisi, B. Marmaray, C. Karademix, D. Kolbaksı. Adana. Sen Karadeniz müziği yapmıyor musun? Kolbastı alacağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Sende şey var mı? Sadece soru olarak soruyorum sana. Normalde mesela atıyorum. Diziyi izlersin ya da ne bileyim işte Kral TV, işte herhangi bir televizyonun kanalı izlersin. Televizyon kanalı izlerken mesela Allah'ım ben bu şarkıyı söylemeliydim gibi bir şey diyor musun? Ben mesela bazen dizileri izlerken şöyle bir şey diyorum. Ben burada oynamalıydım diyorsun. Aynen öyle. Mesela ben o diziyi izlerken şöyle bir şey diyorum. Ya o dizi benim bizim ya. Ya ne bileyim kısmet işte herkese göre. Kısmet işte de ama bazen de şey yapmak lazım. Ha, gönülden istemek lazım. Evet. Gönülden istediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Ama gerçekten bir şey diyeyim sen böyle bazı gülüyorsun bana ya. Gülüyorsun ama ya. Süreyya bir şey söyleyeceğim. Ben senden bir de 2 yaş büyüğüm. Bazen şey yapıyorsun. Hani yaş olarak büyük olduğunda sorun olmuyor ki. Evet galiba çıkıyoruz. Nasılsın iyi misin? Esra çıkıyor musun şu an? Kübra ben. O da bir müddet
O kadar da işlerin garip. Sözüm dinle dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Freedom.
güzeldi. Sevdiniz mi arkadaşlar dünyayı? Evet. Aylin Hanımcığım. Efendim? Neler yapıyorsunuz bugünlerde? Bugünlerde çok yoğunuz. Oyunumuz neden? Var. Her yöne 90 dakika. Evet. Kim kimler oynuyor? Veysel Diker, Ahmet Çevik, Deniz Oral, ben, Fulen Akyürek, Şule Cengiz. Evet. Hep beraberiz. 6 kişiyiz. Harikulade. Sürekli turnedeyiz. Görüntüleri var mı oyunumuzda? Görüntülerimiz var mı? Var mı? Sen de cebinden çıkarıp bize verebilir misin? Ben şuradan takayım hemen. Zaten senin oraya doğru gidiyor. Vardı galiba. Evet, evet. Vardı. Peki. Veysel'le beraber oynuyorsunuz. Peki aynı adam mı acaba? Yani şu anda bu masada oturan adamla tiyatroda kulisteki adam aynı mı? Daha beter. Daha beter. Diyecek eminim. Çok eğlenceli. Evet. Ya az evvelki o VTR'de de geçenleri hani medya arkasında bu evlenme programları vesaire onları kesip biçtiğimiz. Niye daldın? Devam edeyim mi? Üzerine konuşayım mı? Yani? Konuş. Yani medyayı, bu skeçte medyayı eleştiriyoruz. Medyanın işte ilgi alanının ne kadar sığlığı üzerine bir eleştirimiz var bizim. Tabii ki onların da ciddiye aldığı alanlar var ama onun üzerine işte izdivaçla ilgili bir skeç var. Evet. Başka ne vardı? Bankalarla ilgili. Bilgisayarla ilgili, Facebook'la ilgili vesaire. Şey var esas, işlediğimiz konulardan çok nasıl işlediğimizle ilgili kısmın altını çizmek gerekiyor. Evet. Çok içteniz. Neydi? Anlamadım. Şey biz diyorum ki tiyatro yapıyoruz. Çok içteniz Okan. Yani buradan bütün bizi izleyenlere iletelim bu cümlenin altını özellikle çizelim. İstanbulmeydansahnesi.com adresimize girerseniz oradaki yorumları okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlatmış olabilirim diye düşünüyorum. Burayı biz öğrendik mi? Yani hani burada çok fazla duruyoruz da burayı öğrendik mi? Çünkü ben burası artık klostrofobik bir mekan haline kızın adı neydi? Ben unuttum. Kübra. Biz artık geçelim. Bana haber verdiklerinde ben hemen... Haber verdiklerinde geçelim. Ben hani bir şey söyleyeceğim. Süreyya'yla biz burada biraz kaldık. Hani kaç dakikadır biz burada kaldık. Artık yeter birazcık Süreyya. Haber verecekler zaten. Yok ben iyiyim. Gayet iyiyim. Süreyya. İyiyim ben iyiyim. Bir şey içmek falan ister misiniz? Yok ben su içeyim. Süreyya bir şey söyleyeyim. Sıkıldın falan ya. Ne olacak ki? Kahve bir tane... Yok ben gayet iyiyim. Türk kahvesi falan. Ya maksimum 10 dakikaya falan Okan Bey size... Ay 10 dakika, bak bir şey söyleyeyim. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Kübra. Bak 10 dakika sorun değil benim için. Ben 10 dakika dururum. Ben burada 15 dakika da dururum, 20 dakika da dururum. Ama 20 dakika durduktan sonra ben burada sıkıldım. Yani sıkılmanın dışında oraya gittiğimde benim orada anlatacağım şeyler var. Ben dizide oynadım ve ben o diziyle ilgili bir şey atıyorum. Süreyya'nın şarkısı var. Benim için fark etmez. Ben beklerim. Süreyya. Ama ben beklerim. Ama bir şey söyleyeyim. Böyle yani hani... Ama ben hayatım boyunca hiç... İsterse de belki programın sonunda alsın beni. Ben beklerim. Ne yapayım? Yani? Hayır. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorsunuz. Ben de çok teşekkür ederim size de. Hayır bir şey yok. Süreyya. Şey için söylemiyorum ben. Arkadaşlar hani... Oynuyorsunuz oyunu. Valla haftaya... 11'inde Akdeniz'de oynayacağız. 11'inde Denizli'de oynayacağız. Ondan sonraki hafta Güneydoğu Anadolu'da. Akdeniz turnesi var. Antalya, evet. Alanya vesaire. Sonraki hafta Güneydoğu değil mi? Evet. Evet, evet. Antep, Maraş, Hatay. Osmaniye, Hatay. Dayız. Şükürler olsun full oynuyoruz. Yani böyle ahkam keserek tiyatro hani izleyici bulamıyor. Evet evet. Çok bunu ahkam kesmek gerçekten gerekiyor öyle. Çünkü o enerjimizin kendi hakkını vermemiz gerekiyor kendimiz. Evet. Seyirci de bunun farkına varsın. Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Gittiğimiz her yer bir ay sonraya tekrar rezerve etmeye çalışıyor bizi. Boşluğumuz varsa işte mesela Ankara'ya gittik. Ankara bir ay sonra istedik. Kırıkkale'ye gittik bir ay sonra istedik. Dün iki gün önce evet alkışlar mısınız yani? Kayseri'deydik tekrar Kayseri'ye gideceğiz. Ya güzel bir oyun oynuyoruz biz. Güzel enerjisi olan çok güzel. Bak şu an ciddi ne kadar ciddi olduğumu farkındayım değil mi? Hiç öyle erotik, ahlaki, ahlak dışı şeyler söylemiyorum. Tamamen mesleki. Tiyatroyu çok seviyorum. Beni var eden şey iddia ediyorum. Toplumu da iyileştiren özelliği olan bir alan tiyatro. Kesinlikle iddia ediyorum. Biz sosyal cerrahi yapıyoruz. Nasıl beyin cerrahları beyni kesip biçip orada bir şeyleri düzeltiyorlarsa biz de nacizane iddialı da hatta konuşabilirim değil mi Aylin'ciğim? Sosyal cerrahi yapıyoruz ve bu toplumda kesip biçilmesi gereken çok konu var. İyi kesip biçmek için inanın ki çok içten bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İstanbul Meydan Sahnesi.com
başka bir şey demiyorum. Harikler. Hanımlar beyler, Süreyya! Uzun, ne için kısa bir süre? Yani ayrılmak için uzun, seks için kısa. Bilgi duyulardan mı, sezgilerden mi, yoksa zihnin kendisinden mi gelir?
bence insan beden önemli değil yani. Bu bizim değil zaten. Bu ruh önemli bence. Şunu kim söylemiş olabilir? Superman, Batman ve Örümcek Adam beni akşam yemeğine davet etse Superman'i tercih ederim. Clark Kent haliyle de işinde gücünde bir. Birilerinin ihtiyacı olduğunda Superman olabiliyor. İlker sizce kim söylemiş olabilir? Hiç bilmiyorum. Tam karşınızda oturuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Aklınız başınıza ne zaman geldi? Aklım başıma ne zaman geldi? Hiç gelmedi diyelim. Fatih abi, kendinize Google'dan bakıyor musunuz? Google'da benim hakkımda ne var? Yani ben Fatih Erkoç yazdığım zaman ne çıkıyor diye bakar mısınız hiç? Çok sık olmasa da arada bakıyorum. Arada bakıyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz, bızıt diye geliyor. Fotoğraflara bakıyor musunuz ne olduğuna? Fotoğraflardan çok varsa bazı videolar falan, klip ya da işte böyle konserde çekilmiş bir şeyleri koymuşlarsa YouTube'a falan. Onlara bakıyorsunuz. Peki biz sizi Google'ledik, bakalım neler geldi. Bir diğeri. Öğrenci evi gelmiş ki güzel bir şey. Öğrenci evinin gelmesi. Bir diğeri çocuklu enstrümanlı ev gelmiş. İşte bunlar Fatih Erkoç çalan gençlerimiz. Bir diğeri bakalım. Romantik ama imla hatalı. Bir diğeri Metallica'nın solisti geliyor Fatih Erkoç yazdığımızda. Bir diğeri... Evet. Ve bir diğeri ki bunu bekliyordum. Ferhat Göçer geliyor. Bakalım Fatih Erkoç yazdığımızda ne geliyor görelim. Mahsun Kırmızıgül geliyor. İşte herkese gelen bir abla var. Herkese çıkıyor bu Google'da görelim. Shakira geliyor. Shakira geliyor evet. Bir diğeri. Masar Alanson geliyor. Bir diğeri... Simit geliyor. Ve en son Fatih Erkoç yazdığımızda bakalım ne geliyor? Ivanka Trump geliyor. Veysel merak ediyor musun? Veysel Diker yazdığımızda ne geliyor? Merak edelim. Görelim. Ne diyeyim? Ne gelecek Allah'ım? Kırıkkaleli memurlar geldi. Ne olabilir? Vallahi bilmiyorum. Tahmin edemeyeceğim. Evet ve bir diğeri... Kırıkkaleli memurlar. Zeynep Dizdar gelmiş hocam. Şimdi seninle... İlgili bir enstrüman geliyor. Jimmy Jim. Ha. Niye olabilir? Bir reklamda oynamıştım evet hatırladım. Fatih. Ha bu reklamda mı oynamıştın sen? Evet. O, bu adamların çektiği... ve bu Jimmy Jim'in çalıştığı o reklamda Jimmy Jim'de ben oynamıştım. Evet devam. Fatih Çilingir. Enis Batur gelmiş. Neden olabilir? İnan ki bilmiyorum. Hiç bağlantı kuramıyorum. Evet. Yani diğeri bir hurda görüntüsü gelmiş. Bu arabaya binmiştim. bir aşk sonrası binmiştim evet. Evet.
ve bu adamın kitabını okumuştum diye herhalde şu kişi geliyor görelim. Nietzsche. Of. Büyük insan. Ve bir de videom var görelim. Sigarcığım komiserim aleti mi kırdın? Yok. Ah komiserim kocamın şahane kocamın aleti gitti. Hangisi kırdı aleti? İşte bu ICS'in. Ah o kırdın. Şunu niye bulayım da niye yükleyelim? Hadi nereye? Az komiserim. Kocamda bir alet vardı. Başkalara doyamazsın. Kızım bırak kocam aletini anlatmayı. Aa, melek ablalar. Melek ablalar. Onlar alkışlayalım. Canlarım. Fatih abi dinleyelim mi artık? Buyursunlar efendim. Alkışlıyoruz Fatih Erkoç'u. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle, farkında mı bilmem, kıymetini bilse. Değişmemişsin, gerçi pek yakından göremedim. Kaçtım önünden, çekildim. Hiç değişmemişsin, gerçi pek yakından göremedim. Kaçtım önünden, çekildim. Hayat sürer gider teslim yollara. Gönül bazen yenik düşer aşklara. Unut desen senden bana acı hatıra. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle, farkında mı bilmem, kıymetini bilse. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle, farkında mı bilmem, kıymetini bilse. Hiç değişmemişsin, gerçi pek yakından göremedim. Kaçtım önünden, çekildim. Hiç değişmemişsin, gerçi pek yakından göremedim. Kaçtım önünden, çekildim. Hayat sürer gider teslim yollara. Gönül bazen yenik düşer aşklara. Unut desen unutulmaz bir yara. Ah kaldı senden bana acı hatıra. Her kimse çok şanslıymış söyle, farkında mı bilmem,
kıymetini bilse. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle. Farkında mı bilmem kıymetini bilse. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle. Farkında mı bilmem kıymetini bilse. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle. Farkında mı bilmem kıymetini bilse. Yanında her kimse çok şanslıymış söyle. Vücudunuzda en komik bulduğunuz yeriniz neresidir? Enteresan yerlerim var. Tamam. Sevgili anne babalar, lütfen çocukları ekran karşısından alın. Kendi adıma söz verebilirim ama konuklarım adına söz veremiyorum. Buğra Gürsoy'un ortaklarından biri olduğu yapım ekibinin adı nedir? Höt yapım, get yapım ve get yapım bizim memlekette gete get yapım. Ve get yapım. Engin Altan'ı da şeyde gördüm. Siz gördünüz mü? Motor delisi. Fuarda şeylere bakıyordu. Nelere bakıyordu? Marketlere mi? Mankenlere bakmaz o. Bakmaz o. Engin Altan mankenlere bakmaz. Bakmaz. Engin Altan motorlara bakar, mankenlere bakmaz. Ha ben ne dedim ya? Ben ne dedim ya? Böyle dedi. Ya tamamen, tamamen yanlış. Motor fuarına gitmiş bir adam nereye bakacak motordan başka? Motora bakacak. Sorunun cevabına gelelim. Sorunun cevabı Karti. KL. Biz de karla oynanan spor zannediyoruz kartiyi. Gidip kara veriyoruz. Ay pardon, kara vermiyoruz. Bir şey soracağım, C'yle yazılmıyor mu kartiyi? Kartik abi, ben kartik yapmışım. Fatih abi, yeni albümde şarkılar hep böyle seslendirdiğiniz gibi mi? Yani ağırlıklı olarak slow şarkılar var. Ama bütün şarkılarda böyle deli gibi bağırmıyorum yukarılardan tabii yani. Ama müthiş, ben çok beğendim. Çok güzel şarkı. Adnan Ergil'e bir kez daha evet, sevgilerim. Adnan Ergil'in bestesi. Genelde düzenlemeler sizin galiba. Evet, düzenlemeler ve bu albümde mix'i de ben yaptım. Yapımcı da benim. Olabildiğince... Heh, yapımcı sen olunca işte orada... Dur. Ne oluyor? Şöyle oluyor abi. Yapımcı olunca böyle albüm çıkaran değerli sanatkarlarımız da böyle bir başı öne eğik, süzgün, yorgun, dertli bir ifade oluyor. Son Feridun'cuğumu da gördüm. Feridun Düzağaç'ta gördüm. Bu albümün de prodüktörü benim dedi böyle. Dedi başını öne eğdi. Evet. Niye? İşte o zaman para pul dertleri oluyor değil mi? Kaç sattı, ne oldu, depolardan haber geldi falan. Ama onun yanında başka getirileri var artı olarak. Kendi istediğinizi daha özgürce yapabiliyorsunuz. Ya.
Ayrıca kendiniz istediğiniz rahatlıkta çalışabiliyorsunuz. Mesela ben bu işleri yaparken, bu albüm işlerini, ben bütün bugüne kadar çalışmış olduğum aranjörlerden de, yapımcılardan da hızlı çalışıyorum. Dolayısıyla istediğim zaman da bitirme şansım oluyor. Sizin efendim, siz nasıl çalışıyorsunuz? Hiç kendi albümünüz oldu mu, yapımcısı olduğunuz? Evet, çok albümlerini yapmıştı kendim. Yani Özbek albümlerini kendim yapıyorum. Tacik albümlerini kendim yapıyorum ama suratımı asmıyorum. Ya da biliyorum nereye gidiyoruz artık ya. Ama tamam, sinirlenme abla, yani bir şey demem. Yani siz öyle diyorsanız ben utanıyorum yani. Hep şarkıcılar böyle yapmıyordur yani. Evet. Yani sen bile albüm yapıyorsun, sonradan da buraya programa gelip de ben yine öyle. Hayır, artık yanlış anlaşılmasın. Bu da Fatih abinin genel meditasyon tavrıdır. O hep meditasyondadır, yıllardır yani. Ben 15-16 senedir programlarımda ağırlarım. Her zaman çok efendi, çok saygıdeğer, çok sakin bir şekilde oturur. Ortama yapısı uygun olduğu sürece uyum sağlar. Kesinlikle Veysel gibi ben her konuğa bulaşayım, şunu atlayayım, bu lafı atlayayım, bunu söyleyeyim falan gibi hakikaten böyle terbiyesizlikleri olmayan bir insandır. Halbuki Veysel yani Allah son iki başımızdan, saatimizde hiç konuşmayacağım. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani, amin amin. Siz peki bu son albümünüzün yani yapımcısı siz mi? Yani parayı siz mi koydunuz? Parayı ben koydum. Ama yapımcı o değil. Parayı sen koydun, yapımcı sen değilsin. Bu da başlı başına bir hata. Parayı sen koyduysan yapımcı sen olman lazım. Ama ben şöyle diyeceğim. Parayı burada ben koydum ama kapıyı Şafak Karaman Şafak Karaman açtı. Ben şöyle diyeceğim. O nereden alsın o parayı? Hiç anlamadım ama herhalde doğru bir şey yapıyorsunuz. Anlayacaksınız. Eğer ki bir başka bir devlete, memlekete gidip bir albüm yapmaya kalksanız... Başka bir ülkeye geldiğiniz için yani Türkiye'de... Her memleketin kendi kurtları vardır. Ve kendi kurtları. Yani kuralları. Kuralları değil, kurtları, buyruları var. Guruları. Kurtu güzel bir şey olarak söylüyor yani. Guru, burada Şafak Karaman'a siz guru diyorsunuz. Yani onun gibilere böğrü yani. Böğrü. Yani burada... Kurtlara ne diyorsunuz? Kurtlara böğrü deriz. Böğrü diyoruz. Böğrü mü diyorsunuz? Böğrü diyoruz kurtlara. Ama her memleketin, her piyasada... Böğrü tam olarak ne? Biz de Şafak Karaman'a yanlış bir şey söylemiş olmayalım diye söylüyoruz. Yok yani o da şey yaptı. Ama ben şöyle diyeceğim. Buraya yani gelirken onda emeği var. Fatih Erkoç kim buldu? Karaman buldu. Şeyler... Fatih Erkoç'la mı bir Karaman? Bir düetimiz var. Yaşar'la bir düeti var. Bir de... Siz o Levent Yüksel'le var galiba. Düeti dinleyeceğiz değil mi birazdan? İsterseniz. Ama bir Börü'ye soralım alalım isterseniz. Bir mikrofon daha alalım. Ya yani mikrofonu alacağız birazdan onu şey yapacağız. Evet. Her ülkenin Börü'leri vardır. Peki diyelim ki Sayın Veysel tiyatronun nesi olur? Börü'sü mü olur? Ya ben ne bileyim işte ben demek ben istedim. Ben Kürüs'üyüm daha. Daha Börülü'ye çıkmadım. Çok kötü bir espri değil miydi Reyhan? Ama, yani, ama benim sistematik ama kabul etmek yani zorundasınız. Şöyle, her yerin bir kendi şeyleri var yani. Şeyleri ne? Onu netleştirmemiz lazım bu programda. Tamam. Her yerin yani. İşi bilenleri. İşi bileni Börü diyoruz. Çakal olmaz. Çakal yanlış. Çakal yanlış şey öğretmeyin. Çakal mı? Yapmayın. Çok eski numaradır. Evet. Aa. Gelen turistlere bakkalla nasıl konuşulacağını öğretmek gibi. Yapmayın. Tamam yapmayın oradan. Yıldız sen dön önüne tamam. Çakalları öyle demedim ben. Çakal demiyorum ben. Çakal demedi. Börüsü dedi. Kurtu evet dedi. Yani işi bileni dedi. Ecem tamam. Hanım Çanakkale'den buyurun. Evet. Buyurun efendim. Ecem Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakinim. Tamam. Şimdi yavaş yavaş. Siz evde kalabalıksınız. Evet. Sayılır. Çanakkale'den arıyoruz arkadaşlarımızla. Harikulade. Bir tane verisyonu orada kalmayacaklar. Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece şunu anlıyorum. Diye. Yeah. Onu anlıyorum ama ne demek yani. Evet. Duyamadım. Neyse bir önceki bir sorum olacaktı. Lütfen bu böyle birbirimizi Neyse, gıdıklayarak telefona konuşurken onu gıdıklayalım gibi şeyler yapmayalım.
Dansörümü getirebilir miyim? Evet, buyurun lütfen. Veysel Bey, öncelikle çok espritüel ve sempatik bir kişiye sahipsiniz ve karşınızdakini eğlendirebiliyorsunuz. Okan aynı fikirde değil ama, evet. Gençlere yönelik bir talk show yapmayı düşünüyor musunuz öğrencilere? Öğrencilere yönelik, sadece öğrencilere yönelik. Yani Beyaz'ın ve benim kulvarıma girmeyecek, sadece öğrencilere yönelik bir diyor talk show düşünür müsünüz diyor. Bilmem. Niye olmasın ki? Var mı tanıdığın falan birisi üstlerden? Vallahi ciddi soruyorum, var mı? Ecem size söylüyor, birbirinizi gıdıklamayı bırakırsanız, evet. Bu gıdıklamayı da geçti Ecem, galiba, kapatalım en iyisi. Bence uzun olmaz. Evet. Ecem? Ece. Tamam, peki. Yok, o zaman belki telefon düşmüştür, koptular. Tekrar bağlanabilir. Koptular, evet, koptular. Hep beraber, evet. Evet. Geçen hafta bak bize nasıl bakıyorsun'a gelen fotoğraflar görelim. Kingodisco.com'dan. Güzel. Emine İstanbul'dan. Serkan İstanbul. Çok iyiymiş abi. Simge Adana. Güzel. Esra İstanbul. Çok güzel yaptın. Yasin Trabzon. Vay Yasin. Mükemmel. Ben de bazı evlerde böyle yaşadım, hatırlıyorum. Nazım Hakkari'den. Güzel. Şenay Ankara. Ya dur. Bir süre bu fotoğraf kalsın bence. Evet. Pakize Kocaeli. Mükemmel. Ozan ve Sevinç bizi ta Sydney'den izliyorlar. Serhat Sakarya'dan. Güzel. Tam anlamadım ama güzel. Gizem ve Zeynep. Gizem ve Zeynep çok güzel. Mert İstanbul'dan. Tabii. Dizilerin etkisi sürüyor. Şeyda Erzincan'dan. Ya. Numan İzmit'ten. Güzel. Güzel bir gece olmuş. Birkaç da kız olsaydı. Evet. Selin Karabük'ten. Harikulade. Peki. Gerçekten çok yaratıcı işler geliyor. Peki efendim. Şimdi Ayşe'ye dönüyoruz. Ayşe'yle biz... Kaç saniye konuşacağım? Hayır, çok uzun. Ayşe'yle biz çok eski arkadaşız. Evet. Yıllarca Okan onun... daha konservatuvarda okuyordu. Evet, yıllarca onun evinde kaldım. O zaman benim arkadaşımla evliydi. Çok sevdiğim arkadaşımla evliydi ama bir ben süre sonra... Ben artık sevmiyorum onu. Onu sevmiyorsunuz. Peki. Tamam, şaka yapıyorum. Şakadır, peki. Ama... O sırada Dağhancığım önce ufaklık, sonra tombiliklik, sonra ergen, sonra büyük filan bütün o süreçleri gördüm. Olay biraz da bencilliğimden, yani benim çıkarcılığımdan kaynaklanıyordu. Çünkü ben çok yaşlı bir teyzem var, Allah rahmet eylesin, onunla beraber oturuyordum. Cici ve bir ile. Kız arkadaşım vardı Cici ile, Allah rahmet eylesin. Cici, ya ben Cici ile beraber aynı evde oturuyorum, dolayısıyla ben onun evinde kalıyordum. Fakat Cici kendisi evde olmadı. Zaman kız arkadaşımla beraber eve gitmeme izin vermiyordu. Diyordum ki bu çok saçma, yani sen evdeyken hani ben kız arkadaşımla bu evde kalabiliyorum da sen yokken niçin kalamıyorum diyordum. O da bana diyordu ki kız ölür. Bunu hiç anlamadım yani. Belki bende böyle bir cinayet potansiyeli vardı, o fark ediyordu. Ben bilmiyordum ama dolayısıyla biz hep Ayşe'lere kalmaya gidiyorduk. Aylarca onlarda kaldık. Bir kere de yüzüme şöyle sen niye geldin diye ya da gitmeyecek misin artık diye bakmamıştır. Hakikaten ikinci evim Ayşe'nin eviydi. Dağhan'ın da... Yenisi de kalamış da istiyorsan gel beklerim.
Artık yani gelemem. Artık gelemem ama eşim ve çocuğumla beraber. Sen stand-up mı yapıyorsun? Yapmaya çalışıyorum, evet. Norveç'te yapıyordum. Norveççe olarak. Evet. Norveççe olarak. Norveççe olarak. O dil Norveççe midir? Evet. Yani Norveç dili. Vistuvil kanyasnakke. O kadar yabancı ki. Onaylayacak beni. Ja, for sure de. De for sure, my taktik kaldı ha ya. Selfie gülü. Hmm. Bana biraz. Fatih abi, sen de mi Ayşe'lerde kalıyordun? O Norveç'e kalmış ama. Norveç. Sen de Norveç'teki evde mi kalıyordun? Ay nasıl vallahi olabiliyor? Bunu nasıl yapıyorsun? Fatih, sen dünyada gitmediğin yer yok galiba. Yok canım, ben ama 11 yıl İskandinavya'da yaşadım. İlk evliliğim bir Norveçli hanımefendiyleydi. 1975'le 86 arası orada kaldım. Bayağı uzun 24-25 sene oldu döneli. Zaman zaman hala konuşabiliyorum. Bir iki senede çok bir o ilk eşimi arıyorum. Bazen mesajla işte... Ondan çocuk falan var mı? Hayır, hayır. Yine de arıyor musun? Tabii ki. Yanlış bir şey olmasın. Şu anda da evli. Şu andaki eşimle 24 senedir evliyim. Bravo. Aynı hanımefendi. Benim tanıdığım eşim. Hanımefendi. Evet. Evet. Ama çok anlayışlıdır kendisi. Yani eşinizi, eski bana çok eşinizi güvenir. Aramanıza da izin verir. Aynen öyle. Hatta... Beraber ararsınız. Hayır. Hatta tatile gelse de... Norveç'teki eski eşini de görsün. Diğer evet. Tatile gittiği yerlerden ne kadar daha güzel olduğunu Türkiye'mizin... özellikle Bodrum ve güney kıyılarımızı görse hay hay tabii gelebilir filan der. Ama ben de eşime o güvenceyi vermişimdir. Çünkü benim için artık eski eşim baldızım ne ifade ediyorsa aynı şeyi ifade ediyor. Tabii, aynen. Arkadaş. Daha hanım babası aynı benim için. Hiçbir şey anlamıyor. Bu işte bir üçkağıt. Durup dururken Fatih abi evde otururken mesela televizyona haberlere bakarken benim Norveç'teki eski eşim de başka ülkelere niye gidiyor Allah aşkına canım? Gelse de ülkemizde bu güzel tatil beldelerini bir görse deyince eski eşte. Ha Fatih sen öyle mi diyorsun bakalım? Bir gelsin de bakalım bizdeki güzellikleri görsün mü diyor. Nasıl oluyor ya? Bilmiyorum. Çok acayip. Ama ben mesela daha hanım babasıyla son derece arkadaşım. Ama Fatih abi de ben kayın çok eskiden beri biliyorum. Hakikaten eşine çok bağlıdır. O kadar bağlıdır. O kadar bağlı yani insana sıkıntı basar. Yani bir adam bu kadar eşine bağlı olması hakikaten sıkıntı verecek derecede evine bağlı, kılıbık, tatsız, tuzsuz bir adamdır. Yani hakikaten doğrusunu söylemek gerekirse evet. Peki öyle mi diyor evde, hakikaten? Evde bakmayacaksın bana. Ben sahnedeyken bakacaksın. Evet aynen. Aynen. Evet. Peki oradan Norveççe. Norveççe peki yani ben Norveç'te 12 sene kaldım. Orada gıda üzerine üniversiteye gittim. Aynı zamanda bir tiyatroda oynadım. Ve oynadığım tiyatroda da Norveçlilere bir Türk kadını gözüyle stand-up yaptım. Norveçlilere anlatan. Evet, Norveççe. Hayır. Norveçlilere siz böylesiniz bizim gözümüz. Çünkü onlar hep biz dalıyor diyor ya yani 3. dünya ülkesi falan. Hani siz böylesiniz şöyle içiyorsunuz. Böyle. Çok ama son derece naif anlatıyordum. Sonra ben 10 ay önce tek Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Eşinizi kaybettiğiniz evet. için. Bir buçuk sene önce. Toprağı bol olsun. Evet, amin. Işıklar içinde uyusun. Bir melekti o herhalde burada bir yerde şu anda da öyle olduğunu. Peki eminim. Orada yaşayamadın artık Norveç'te. Şöyle orada kafem vardı, tiyatro vardı, her şey vardı ama insanlarım yoktu. Vili de yoktu. Ve tekrar döndüm. Burada ailem, Sevinç, öbür kız kardeşim Nilgün, Dağhan, annem, Füsun biliyorsunuz kalabalık bir aileyiz. Ne hissediyorsun Türkiye'ye dön? Tabii arada gidiyordun, geliyordun Türkiye ile ilgili yok, yazılar yazıyordun falan. Çok mutluyum döndüğüm için. Çok mutluyum. Mutlusun. Gerçekten. Türkiye'de ne değişti? Çok şey değişmiş ama benim insan işte sen de aynısı işte bak. Değişmese de gene ya. Mutlu olacaktın. Tabii yok ben son derece ama mutluyum. Ama Ayşe hem sanat dünyasının hem işte sanat dünyası, tiyatro dünyası daha doğrusu kısacası 70'li, 80'li, 90'lı yıllar. Bu yılların şov dünyasının tam ortasındaydı. Bir kere ailesi yüzünden her şeyden önce Allah rahmet eylesin Altan Erbulak yüzünden Altan Erbulak'ın kızı olarak zaten herkesi tanıyor. Herkesi tanır. Ve herkes ona bayılır. Çok sever. Canım yani, sağ ol. Dolayısıyla şimdi böyle bir hani uzak ve soğuk bir aslında çok uzak değil ama hani böyle bir uzak ülkeye işte, gittikten Kuzey sonra. Kuzey Kutbu'na bir paralel yani. Soğuk muydu? -30 derece böyle yapıyorlar. Bunun herkesin evinde şeyler var ısıtmış dereceler. Bugün hava ısınmış diyorlar. Ne kadar -15 diyor.
Eksi, ama dün eksi 30'du diyor ben yani. 15 derece ısınmış. Ben 39'u yaşadım. Ben 30 eksi gördüm. Eksi 39'u. Yılbaşı gecesi. Yani benim evimin kapısının önünün eksi 30 olduğunu gördüm. Kışın bir de karanlık. Eşinizle ama. Norveççe kavga eder miydiniz? Tabii ki. Ama zaman zaman kavgalarda İngilizceye de döndüğümüz oluyordu. Ha tabii. İnsan ama kavga edince mesela burada heyecanlanıp İngilizce. Nasıl mesela Norveççe mesela bir kavga sözü söyleyin mesela bir cümle. Fifan yavla idiot. Fifan yavla idiot. İdiot. Yani en kötü küfürleri Fifan yani. Fifan yavla idiot. Fifan yavla idiot. Yavla İngilizceye idiot. İngilizceye de Fifan yavla idiot. Fuck fuck fuck. Fifan yavla idiot. Ama idiot aynı İngilizce idiot, Fransa'daki gibi idiot musun? Evet. İdiot musun sen? Hayvan oğlu hayvan. Hayvan diye. Ama mesela çok komik orada Björn diye isim var. Björn ayı demek. Adamın adı ayı. Adamın adı. Björn. Björn. Evet. Hani böyle kızı bak ayı diyemiyorsun. Hani böyle dolu dolu ayı diyemiyorsun. Hani. Adamın adı Björn çünkü. Adı Björn yani nasıl bir yani çocuğuna ayı diye isim koyuyor. Çocuğun adı evet ayı. O adamla da aynen evlenmek güzel de olabilir bazı kadınlar. Ama Björn. Niye ayıları sevmez misin? Ayılara bayılırım ama yani. Hani Björn adamın adı. A, panda diye isim olsa olur da yani ayı değil, çok acayip bir şey. Björn adamın ayı yani adamın ayı bey. Böyle bir Norveççe sesinizi yükseltir misiniz Ayşe Hanım'a karşı? Vallahi yapamazsınız. Yani çok Ayşe'nin söylediği gibi işte. Fani helvete. Helvete de evet. Helvete mi? Cehennem yani. Helvete. Cehennemdeki şeytan demek. Yani, fani helvete. Fani helvete. Helvete girelim gibi bir şey oldu. Fani helvete. Sonunda girme. Tabii ki. Bu kavgaların sonucunda da o olabilir yani. Yani değil mi? Girmeyecektim dayanamadım. Güzel. Sonra döndün. Döndüm. Döner dönmez rehberlik yaptım. Peki şu anda bir yerde sahneye çıkıyor musun? Çıkıyorum. Nerede? Adını söyleyebilir miyim? Hani hayır ben... ama ben bir şeyler yapmaya çalışayım. Söyle tabii ki söyle. Hayal Bistro. Ay ben ne bileyim burada. Aman adını söylemeyin. Hayır hayır söyle. Hayal Bistro'da. Evet. Taksim Hayal Bistro'da. Taksim Hayal Bistro'da. Nerede oluyor bu Taksim'de? Taksim. İstiklal Caddesi, soldan ilk sokak. Fransız sokağının karşısı. Şey Fransız konsolosluğunun. Yani Çiçek Bar'a giden sokak. Yar demedin ya.
yar demedin, yar demedin, yar demedin, yar demedin. என்றாலும் எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளத்தில் வெள்ளத்தில் வெள்ளத்தில் நான் பூ பந்து ஆடவா எல்லாமே இன்பங்கள் தானம்மா கஷ்டங்கள் எல்லாமே புத்தங்கள் தானம்மா Peki şu Dio'yu alalım mı artık? Bir mikrofon daha geliyor. Peki. Alalım. Geliyor mikrofon, başlasın. Playback lütfen.
Evet Süreyya, hoş geldiniz. Çok tacize uğradınız mı kuliste biraz önce? Ya biraz oldu bunun gibi bir ama... şaka olduğunu anladınız mı? Anlamışsınızdır. Anladım. Belli evet. Ben gözlerinizden hissediyordum zaten. Kerem Atabeyoğlu ve Almalı Atabeyoğlu geldiler. Almalı'yı biz yani arkadaşlarımız tanıtıma koyarlarken program başında Almula Merter'le karıştırmışlar. O Almula, Almula, o Almula siz Almula mısınız? Evet. Evet. Almula ile Almula arasında ne fark var? Bravo doğru cevap Kerem. Harikulade ya. Çok kısa bak, zeki adam ya. Hakikaten ne anlama geliyor da ne anlama gelmiyor o zaman? Benim bildiğim kadarıyla Almula I ile yazılışı doğru olanı. Şimdi kimsenin ismi içinde bu yanlıştır demek doğru olmaz gerçi ama. Ama benim burada da Almula'yı üzmeyelim. Yani aynen ama, öyle. Ama Almula yani Almula neden? Almula ne Almula, demek? Almula kırmızı elma demek. Al alma. Alma dermiş eski Türkler elmaya Orta Asya'dayken. Al alma, al alma, Almula'ya dönüşmüş. Evet. Ben hocamla konuştum. Yani ben konuşmadım daha doğrusu. O bana bir sesli mesaj bırakmış. Evet. Almula ile ilgili. O Almula sizsiniz değil mi? Evet benim. Tamam. O zaman ben hocamın mesajını dinledikten sonraki Almula'yı Almula olarak düşünmüşüm. Hatta Reyhan'a da Almula Merter dedim o yüzden. Dolayısıyla biz Kerem'in Almula Merter'le evli olduğunu sanıyoruz. Sen düzelt bunu. Yok, benim yapabilecek bir şeyim yok. Kerem sen Almula ile evlendin. Çok iyi hatırlıyorum. Ben Almula'yla. Evet ben de Almula Merter'le niye evlendin diyordum. Ki bak şimdi hakikaten açığa kavuştuk. Oh be rahatladık ya. Ya hakikaten yani. Durup dururken diyor niye Almula Merter'le evleniyor? Peki. Yok Almula ile evlendik. Almula bizi izliyorsa arayabilir mi Almula Merter acaba? Evet peki. Şimdi siz beraber ne yapıyorsunuz? Biz beraber evleniyoruz. Evimizde kedilerimize, köpeklerimize bize bakıyoruz. Bize evli olarak mı başvurdunuz? Evet. Tek almıyorsunuz diye duyduk. Şimdi Zeliha Berksoy bu yine kısa mesajında sizden uzun uzun söz etmiş. Harikulade bir şey yapıyor bu kız. Müthiş bir şey yapıyor falan. Siz ne yapıyorsunuz bu kadar harikulade? Biz Zeliha hocamızla beraber Yanis Ritsos'un İsmena adlı oyununu, tek kişilik oyununu, uzun monolog bir şiirdir bu, sahneye koyduk. Zeliha Berksoy'un rejisiyle ve ben de oynuyorum. Bir yıl kadar prova yaptık. Bunun 3,5-4 ayı masa başı çalışmasıyla geçti. Ve şimdi de oynamaya başladık. Premierini festivalde yaptık. İstanbul Festivali'nde yaptık. Ankara Festivali'nde oynadık. Ondan sonra da şimdi Semiha Berksoy Opera Vakfı'nda oynamaya devam ediyoruz. Peki bu kadar uzun bir prova süreci çok uzun... sıkıcı ve akademik bir süreç değil mi? Sıkıcı yani kısmını... evlilik hayatıyla beraber yürüyebiliyor mu? Yürüyor. Yürüdü. Yürüdü. Hakikaten insanüstü çalıştılar. O noktada yürüdü. Caz yapmak yerine yardımcı olmaya çalışmak zaten sahip olduğun tek seçenek senin de. Evet. Gördüm o kişiyi. Ben senin bu Almula ile evlendiğini bilmiyordum. Biz sen öğrenmedin zaten galiba. Hayır ben senin evlendiğinden haberim var. Biz ne kadar? İki ay kadar önce. İki buçuk ay kadar önce öyle telsiz duvaksız, mitit köftesiz gittik, evlendik, çıktık. Evet. Bunun ne anlamı var? Niye evlendiniz ki o zaman? Neyse bunun sorgulanacağı yer burası değil. Veysel sen ne dersin? Yani konuşmak istemiyorum. Suskunluğumu korumak istiyorum. Yani spekülasyon yol açabilir. Sen Kerem'in evlendiğinden haberin var mı? Vallahi yoktu. Yok yani. Olsa altın falan takardık bir şey yapardık yani. Sizin Kerem'in evlendiğinden haberi. Bilmiyordum ben de. Tanışmaz mısınız Kerem'le? Yok tanışmıyoruz şimdi tanıştık. Nasıl tanışmıyorsunuz? Hiç karşılaşmadık anlayalım. Hep oyuncular siz niye aradınız? Tiyatro frekanslarımız, fraksiyonlarımız farklı. Ne var fraksiyon ne sizin fraksiyonunuz ne? Festival oyunu yapıyorlar. Biz daha böyle eğlencelik oyun yapıyoruz. İşte kompleks. İşte buyurun kompleks bak. Bilmiyorum. Kriz olsun sadece kriz olsun. Muhabbet olsun sadece. Anladım. Ama hayır. Kerem profesyonel bir oyuncu. O her yapımda oynar, ayırt etmez. Biliyorum zaten ben ona hayır bir şey demedim zaten. Yani ben mi ayırt ediyorum? Almula Hanım'ın oyunu üzerine bir spekülasyon yaratayım dedim. Ha, ben hani... Almula'yı tanımak için soruyorum. Yani çok mu akademik sıkıcı bir kadın? Yani Kerem iyi yapmadı mı acaba? Ben mi? Yok canım. Yani hakikaten sıkıcı. Yani başta hani bir entelektüel mentelektüel hoş gelir ama sonra çok sıkıcı yani, olabilir. 3,5 ay prova falan.
Bir sene. Masa bile dayanmaz. Masa başındakiler nasıl dayansın? Ben çalışmayı çok seviyorum tabii. Yani bu ille de akademik olması gerekmiyor insanın çalışmayı sevmesi için. Peki bir insan evlenirken kendi özendiği, öykündüğü şeyleri mi arar acaba eşinde? Güzel. Bizim program konumuza geldi. Sizin program konunuz mu? Evet. Biz TRT Okul'da program yapıyoruz Veysel'le birlikte ikimiz. Evet. Kadın erkek ilişkileri üzerine konuşuyoruz. Her hafta bir konumuz var. Bizim böyle bir konumuz vardı. Örnekse ben şimdi evlenecek olsam Almalay'la evleneceğime Süreyya'yla evlenirim. Teşekkür ederim. Niye Süreyya'yla evlenirim? Bir Almalay'a bak. Bir Süreyya'ya bak. Süreyya çok fazla şey vaat ediyor. Biraz önce geldi seyircilerimize atladı. Ondan sonra hopladı, zıpladı. Ondan sonra türküler söyledi. Bir sene prova. Bertolt Brecht. Bu kıyafetlerimi kendim tasarlıyorum. Bak kıyafetlerimi kendim tasarlıyorum. Ekmeğin taştan çıkarıyor. Almalı'ya ne biçim bak giyime... Prova değil bana lütfen elbise alır mısın Okan der. Evet. Halbuki bakar mısın? Bir tane böyle şu mikrofonu itekler misiniz Almalacığım? Buyurun. Böyle evde evli misiniz? Hayır bekarım. Bekarsınız evde oturuyorsunuz diyelim ki eşinizle beraber. Pek sıkıldınız böyle bize bakıyorsunuz falan filan. Talk show bilmem falan. Sıkıldınız. Bir türkü patlatır mısınız böyle? Patlatırım. Bir patlatın bakayım. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, hoy dünyalara bildirdim. En doğrudun kaşlarını, babani, babanimi eldu. Hep birlikte. En doğrudun kaşlarını, en doğrudun kaşlarını, babani, babani. Ki böyle ben de sıkıldım ya dedim Süreyya'cığım ne böyle beni şimdi şeylere gark ettin, hüzünlere gark ettin. Şöyle bir neşeli okumaz mıydın dedim böyle. Doin de forus nere velaç lütmen kolt nek te çapır çapın vuzuz geyim en meki mani kerin forplitis iplay de çaps an. Evet ama sen böyle Barış Manço'dan Nikki Chopper okursan ben sabahın 3.30'da Allah rahmet eylesin Barış abinin kabrine gider ben bu Süreyya'yla niye evlendim diye ağlarım. Dolayısıyla hiç bu İngilizceye girme. Başka İngilizce şarkı biliyor musun? Biliyorum. Barış abinin olmasın da başkasının olsun. Tamam. Kimden? Lady Gaga'dan falan var mı? Aa yok. Kimden var? Elvis Presley'den var çalışıyorum ona. Olsun, çalıştığın kadarını söyle de gülelim. Bir kutu rica ediyorum. Vallahi şimdi unuttum bak, gördün bak, mü? Bir başla. Ama vallahi bir başla, çok komik şey olacak. Hakikaten rezil rüsva olacak. Kulağını söyleyeyim. Are you lonesome tonight? Yok, unuttum. Hangisi? Bak, cesaret edemedim. Ama benim, hayır, benim kabahatim. Ben gerdim kızı. Kızı ben gerdim, peki. Peki, böyle neşeli böyle bir horondan şey yapıyoruz, böyle. Peki olur sizin öykündüğünüz, özendiğiniz koca tipi nasıl bir koca tipidir? En başta zeki olması gerekiyor. Zeki olması gerekiyor. Yani aptallık yapan insanları tahmin edemem. Zeki sabırla olması bekliyorum. Gerekiyor. Evet. Karakterli olması gerekiyor. Karakterli. Bu da var. Çok karaktersiz insan var. Maalesef. Kimdir onlar? Sayar mısınız birkaç tane karaktersiz insan? Sayarsan program biter. Hiç girmeyelim o konulara. Bugün mü biter, kökten mi biter? İyilerden bahsedelim bence. İyilerden bahsedelim. Yani iyi yönlerden bahsedelim. Karakterli olsun. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İlla bir okulu bitirmesi gerekmiyor. Yani üniversite mezunu olması gerekmiyor. Ama öyle belki de bir marangozdur. Belki de bir çöpçüdür ama yani birisi gördüğü zaman desin ki ya bu hakikaten iyi adam. Yani işinde bir numaradır desin yani. Evet. Ve eklemek istiyorum kesinlikle romantik olmalı. Kesinlikle romantik evet. Olmalı. Sizin nasıl bir adam vardı hayalinizde?
Kerem ya, tamam, hayır, tamam. Tamam, Kerem'i buldun, razı oldun filan, tamam. Razı ya, ne yapalım oldum, filan şükrediyorum. Razı mı oldum? Allah. Ama iki ay önce tabii. Evet. Ama Kerem de şöyle bir, Kerem insanda şöyle bir duygu uyandırıyor. Ben Kerem'i ne zaman görsem, konuşsam, hiç sık görüşmüyoruz ama hep Kerem bana, ya bu adamı ben niye aramıyorum? Yani ne salağım, bak ne tatlı bir adam. Yani varlığı hiç rahatsız etmeyen, varlığı mutluluk veren bir adam. Yani bu adamı gördüğün zaman vay ne güzel oldu ya falan diyorsun. Bazı adamda da çok rahatsız oluyorum, geriliyorum böyle gördüğüm zaman. Senin gibi. Mesela o ben değilim değil mi? Yani ama hayır sen değilsin. Yani böyle bir geriliyorum. Yani şimdi bununla konuşacağım falan filan gibi. Ama Kerem'i gördüğüm zaman mutlu oluyor. Onunla hep bıraktığımız yerden başlayabiliyoruz. Hemen böyle fazla işte anan nasıl, baban nasıl, kardeşin nasıl, çoluk çocuk falan filan konuşmadan aynen oradan giriyoruz konuya yani. Belki böyle bir adam olduğu için seviyorsundur. Belki. Evet, bizim eve, bizim eve diyorum. Bizim burası da evde. Bu eve genelde çok... Karı koca almayız. Hatta Kerem'e de dedim ki sizin evliliğinizden konuşmayacağım dedim ama sizi gördüm çok hoşuma gittiniz böyle ikiniz beraber, o yüzden konuşuyorum. Teşekkürler. Peki, şu oyun Semiha Berksoy Vakfı'nda küçük bir salon tabii çok orası. Çok küçük bir salon. Akademik de bir salon. Tam sana uygun yani ondan sonra. Kaç kişilik bir salon? 20 kişilik, 20-25 kişilik bir bayağı salon. Bayağı fazlaymış. Evet. Evet, 20-25 kişi evet. Çok gürültü oluyordu. Çok, çok gürültü. Fakat şimdi tabii ki bizi izleyenler için söyleyelim. İstanbul'da böyle birçok küçük tiyatro var. Aslında bu büyük tiyatro salonları, yani tiyatro deyince gözümüzün önüne gelen, hadi oda tiyatroları, cep tiyatroları, öyle bir bilmiyorum ne kadar şimdi izleyicimizi ilgilendirir ama alışkanlıkla biz 150 kişilik, 300 kişilik en aşağı salonları, en aşağı 150, genelde 300-350 kişilik salonları düşünüyorduk. Şimdi bütün dünyada olduğu gibi İstanbul'umuzda da küçük salonlar var. 50 kişi, 55 kişi, 20 kişi, 25 kişi ve bunlara bilet bulunmuyor hakikaten. Evet. Ve çok ilginç bir ana tanık oluyorsunuz. Bir kere evet. Sevdiğiniz sanatçıları görüyorsunuz, onlara çok yakın oluyorsunuz ve o oyunun orada... Sizin için oynandığının farkına varıyorsunuz. Bu sinemaya gitmekten ya da bir DVD takmaktan çok farklı bir durum. Yani siz orada varsınız, kesin kez mevcutsunuz, nefes alıyorsunuz. Siz nefes almasanız zaten o oyun oynanmaz. Gelenler de böyle evet. Bir tecrübe yaşıyorlar galiba. Aynen, çok İsmene güzel anlattınız. Dediniz de bir yerden hatırlayacağım. Nedir, konu nedir olayda? İsmene tiyatro severler bilirler, oydu pusustan haberdardırlar Beysel, zaten. Beysel sen biliyor musun? Biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Siz efendim. Biliyorum, evet. Siz efendim. Ben 1,5 sene kadar tiyatro eğitimi aldım ama çok teferruatlı bilemiyorum. Evet, o, evet. Oraya gelmediniz mi? Evet. Oidipus soyunun tamamı öldükten sonra bir tek İsmene kalır sağ. Oidipus dediğimiz hani bizim böyle Oidipus kompleksimiz. Mesela benim Oidipus kompleksim var. Oidipus şey kompleksi. Oidipus kompleksi. Bu. Evet, Oidipus. Oidipus'un başına gelenler sonucunda yaptığı bir içinde bulunduğu bir durumdan ötürü Oidipus kompleksi. Oidipus'un başına ne geliyor? Ne gülüyorsun? Veysel yani, sen tamam. Oidipus'un başına ne geliyor? Vallahi Babasını öldürüyor efendim. Babasını öldürüyor. Yani. Evet, babasını, kral olan babasını öldürüyor. Kendisinin babası olduğunu bilmeden öldürüyor. Onu ve annesi olduğunu bilmeden de kraliçeyle evleniyor. Hani evet. Aa. Ve ondan da çok ama bu 2000 yıl önce olmuş. 2500 yıl önce. Daha önceydi. Ha öyle miydi? Ya işte aa ya bunun dizisi yok mu? Dizisi yok mu bunun? Hemen yaparlar. Yakında yaparlar 3000 yılda oldu. Kaç yıllık bir olay 2500 bu? Yıllık. 2500 yıl önce bayağı bir sürer ya. Sofokles'in efendim bu eser zaten. Yani eserin orijinali Sofokles'in. Yanisritsos bütün üçleme bittikten sonra soyun tek sağ kalan bireyinin üzerinden yazıyor zaten. 2500 yıldır ölmemiş bir kadını anlatıyor aslında. Ve o kadın 2500 yıllık insanlık tarihine bakıyor. Çağ farkı, coğrafya farkı gözetmeksizin. İnsan ruhuna bakıyor yani. İktidar hırsları, ihtirasları, erdem nedir, aşk, cinsellik, din... Bütün bunlar hakkında çok kritik sorular soruyor ve çok güzel cevaplar veriyor. Yemekleri de iyi mi? Böyle evde bir cızmız falan yapar mı? Aklın almaz. Aklın almaz. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerin çoğu Almudan'ındır. Samimiyetle söylüyorum. Ay, canım müthiştir. Canım benim. Müthiştir.
Yani böyle gidip Semiha Berksoy Vakfı'nda 2500 yıllık bir tarihe baktıktan sonra evet. İsmene olarak gelip evde cızbız yapıyorum kocacığım diyor mu? Yani o kolay bir şey değil. Cızbız da bırakmaz çünkü her beğendi yapar umumiyetle. Şaka yapmıyorum. Nasıl yapıyorsun beğendiği bir anlatsana. Ben cevap vereceğim. Süratle yapıyor. Yani ama böyle bir patlıcanları bir közde mözde Kerem bir şey yok közlüyor. Mu? Kerem hazırlıyor bana Kerem patlıcanları. Kerem közlüyor mu? Evet. Malzemeyi hazırladıktan sonra müthiş hızlıdır. Yaptığı her şeyde, attığı her adımda müthiş hızlıdır. Ben şu anda hızlıdır. Bir şeyi çok güzel idrak ettim. Ben Kerem'le evlenmek istemişim. Ben Kerem'le evlenmek istiyorum. Valla hala geç olmayabilir. Ben niye? Ben Kerem'le evlenmek ve Kerem patlıcanları gözlerken bir yandan da orada kaşar peyniriyle sütü böyle şey yapmak isterdim ben. Almanya'da da provaya gitsin orada yani. Valla süper iş bölümü hiç problem yok. Bence hiç sakıncası yok. Ama ben evlendim artık Kerem'le. Evet. Peki. Ama sizden de evlenecektiniz. Evet, onu da düşünüyorum, onu da evet. Düşünüyorum. Lütfen. Hatta, evet, neden Keremlerle komşu olmayalım? Evet, gerçekten. Beraber sinemaya gideriz, tiyatroya gideriz. Onlar zikâr yaparken evet. Horon teperek dalı dalı versek evlerine. Ben de mıhlama yaparım. Hakikaten çok tuhaf. Çok tuhaf. Mükemmel olmaz mı? Peki. İyi bir peki. Sitcom olur. Evet. Sonuçta... Bu arada Kerem de tabii ki sadece hayatta patlıcanları közlemiyor değil tabii mi? Tabii ki. Şu anda sen bir dizidesin. Şu anda Aşk ve Ceza isimli bir dizideyim. Bir yandan da yeni bir oyunun heyecanla provasındayız. Bu oyunun senle de ilgisi var. Hani demin söyledin ya, seyrek karşılaşırız ama her karşılaştığımızda mutlu tesadüfler olur onlar. Parmak hesabı yaptım gelmeden. Yaklaşık 20 yıl önceki bir karşılaşmamızda sen bana bir VHS kaset verdin. O kasetin içinde Vahşi Batı diye bir oyun vardı. Biz bugün Burak Sergen'le Vahşi Batı'nın provalarındayız. 25 Mart'ta da premier yapıyoruz. Benim oyunla ilk ben tanışmam senin verdiğin kasetten. Ben sana son olarak bir porno VHS vermiştim. Onlar ayrı rafta duruyor. Ben sana ne zaman Vahşi Batı diye VHS verdim? Muhtemelen 92-93 yılında TRT'den çekilmiş, Türkçe dublajlı, John Malkovich'le Gary Sinise'in oynadığı bir Vahşi Batı versiyonunu sen televizyonda yakalamışsın. Videosu ya ben almışsın. Ne adammışım tabii. Reyhan ya. Eşe dosta dağıtmışsın. Kelebek etkisi diyorum ben buna. Ne adammışım ya. Peki kimlerle oynuyorsun? Burak Sergen'le oradaki Harfilade. İki kardeşi oynuyoruz. Tiyatro Baykuş bünyesinde Erkan Bektaş'ın kurduğu Levent Suner, doçent doktor Levent Suner eksik olmasın Ankara'dan gelip ki Sam Shepard ve Vahşi Batı üzerine çok ciddi bir uzmanlığı var. Kendisinin gelip rejimizi yapıyor. Dehşetle mutluluk içerisinde prova yapıyoruz. Hakikaten hepimizin bir yandan da oynamayı en çok istediğimiz oyun çıktı. Sam Shepard'ı tanıyor musunuz çocuklar? Oho, İsmene'yi tanımayın. Sam Shepard'ı tanımayın. Sam Shepard. Sam Shepard. Filmlerden de belki. Bir tek kişi şöyle. Sam Shepard'ı tanımıyor. Sam Shepard'ı tanıyan? Yok. Aktör, yönetmen, oyun yazarı. Sinema filmlerinde oynar. Bakayım. Siz tanıdınız. Evet. O oyun yazarı. Evet, tamam. Peki. Almula Merter telefonda. Almula. Okan iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Şu ana kadar çok özür dilerim. Almula ben, sen evli miydin? Ben evli değilim, hala bekarım. Peki, ben Kerem'le evlendiğini sandım. Bunu herkes sanmış. Hem bugün telefon çok geldi. Alo. Bizdeki bir karışıklıktan dolayı özür dileriz. Evli değil Okan'cığım, adımı almış oldum, güzel bir şey. Peki, ya hakikaten özür diliyorum. Ama böyle bir tekrar görüşmemiz için de vesile oldu. Çünkü ben sevgili hocamın Zeliha Berksoy'un bıraktığı mesajdan yanlış anlayıp Reyhan'a Almula Merter gelecek dedim. Ve ondan sonra hep biz Almula Merter muamelesi yaptık son ana kadar. Ben biraz önce anladım ki sen o değilmiş. 15 gündür bana turne telefonu geliyor. Turneye bekliyoruz sizi diye. Size demek ki turne teklifi mi geliyor? Hayır, nasıl oluyor? Hayır işte Almula Hanım oynadığı için bizim isimler karışıyor devamlı. Bana Adana'dan falan telefon geliyor. Gördük afişte adınız var diye.
Anula, iyi ki biz bunu gündeme getirdik. Çünkü ben de diyorum ki kuliste, yahu Kerem yeni evli adamsın. Başka bir kadınla niye geliyorsun, Anula Merter yok yanında falan filan. Çok büyük skandallar olacaktı yani. Peki Anula, sizin isminiz de Anula ile aynı şeyi mi söylemek ister? Aynı şey midir? Anula ile Almulasa? Anula, Anula ve Almila tarihte üç kız kardeş. Hiç bilmiyordum bunu. Güzel fikir. Siz ikiniz kardeş olun. Hiç bilmiyordum bunu. Armula da elma çiçeği demek. Tam anlamı. Efendim Oka? Yok, bir şey söylemedim. Anlatıyordun, dinliyoruz. Evet. Ha, bunlar üç tane savaşçı genç prenses ve işte Göktürk savaşçıları. Üç kardeş tarzı ve çok önemli prensesler o dönemi ve çok kahraman prensesler. Harikulade. Evet, erkeklerle ok kullanırlar, ava giderler. Evet, evet. Hmm. Anula, siz neler yapıyorsunuz bugünlerde? Ben yurt dışı ve burası arasında sürekli seminerler veriyorum. İlişki koçluğu ve boşanma koçluğu yapıyorum. Harikulade. Ki buradaki arkadaşlarımız da bak, keşke seni alsaydık. Onlar da TRT'de ilişkiler üzerine bır bır konuşuyorsunuz galiba. Evet. Evet. Peki. Bir başka sefere inşallah. Peki Anula, çok teşekkür ederiz. Aradığınız için de tekrar bir programda görüşelim inşallah. İnşallah herkese seyirciler. Teşekkür ederiz. Peki. Süreyya, bu albümün adı Demo Demo. Dema Dema. Dema Dema. Yani ben deme. De bir şey oldu, beni yarın doktora götür, gözlerim de görmüyor. Dema Dema, evet. Peki. Yani deme anlamına geliyor. Dema Dema. Evet, deme anlamına geliyor. Şive kullandığımız için Dema Dema oluyor. Yoksa böyle Michael Jackson'ın gitaristi gibi de fotoğraf çektirmişsin arkasına. Aslında çok fazla ilginç fotoğraflarımız var da bunu kullandık. Onları daha sonraki aşamalarda inşallah kullanacağız. Gitar çalıyor musun? Ben rock grubunda bas gitar çalıyordum. Şu ara çalmıyorum ama yani şu ara kendim evde çalıyorum. Ben müziğe bas gitar çalarak başladım rock grubunda. Rock grubunda? Evet. Söylediğin bir rock şarkı var mı? Şu ara söylemiyorum. Şu ara tamamen yani 5 senedir Karadeniz müziği üzerine yoğunlaştım. Peki bir mikrofonu alabilir miyiz acaba? Evet. Şimdi bu Dema Dema'yı söyledim biraz önce. Ne? Onu yok, Hayde'yi söyledim ben. Dema Dema'yı söyleyeceğiz inşallah. Ha, Hayde'yi söyledin. Peki şu sarışını mı bir söyler misin biraz? Sana kalbimi verdim. Bir problem mi var sarışını mı söylemekte? Hayır, burada sarışınım diye bir şarkı yok. Evet var. Bir söz müzik bana ait zaten. Evet, bir problem oldu tamam. Gibi geldi bana. Yok. Onu istemese miydim? Yok. Hayır, şimdi biraz mırıldanır mısın anladın? Tamam. Sana kalbimi verdim bilmem ne diye. Ayaza bıraktım beni üşüdüğümde. Aklın yetmez aşk oyunu oynayamazsın. Gafil avlarım seni uyanamazsın. Çok güzel. Şöyle diyor. Akıllı sarışınım. Akıllı sarışınım, senle de yarışırım. Sen beni ne zannettin? Kendimle barışığım. Seni çarpar, bölerim. Seni çarpar, öyle bölerim. Öyle bir video var çünkü. Hani Türkçe konuşuyor Karadeniz'de. Yok. Karadeniz, Türkçe'ye yok. Tercüme ediyor falan, onun gibi oldu. Onun için. Peki isterim. Karışmam kararına, karına zararına. Karışmam kararına, karına zararına. Denizin kenarına, villa villa isterim. Denizin kenarına, villa villa isterim. Güzel, harikler. Peki. Sevgili Dursun Dereli'ye ait bu şarkılar. Güzel, ona da selamlarımızı yolluyoruz. Süreyya'nın Google'una baktık, görelim. Öyle mi? Aman Allah'ım. Evet, bakalım ilk başta kim geldi? Süreyya Ayhan çıktı. Evet. Hep karıştırırlar mı? Karıştırırlar. Beni bazen sahneye Süreyya Ayhan diye çağırdıkları olmuştur mesela. Koşarak Süreyya çıkıyor. Yalçın diye çağırdıkları. Evet, koşarak çıkıyorlar. Evet. Evet. İki futbolcular çıkmış Süreyya'yı ararken. İlginç. Ama futbolculuk genç geçmişim de var benim. Futbolcu futbol da. Oynadım, evet. Tenis turnuvalarına katıldım, dereceler elde kaçırdın ettim. Kızı, kaçırdın kızı. Ben sana söyleyeyim bak. Bir sene kadar basketbol takımında oynadım ben. Belli, cüsse var. Evet. Onun dışında Türkiye üçüncüsü oldum hikaye yarışmasında. Hikaye yarışması. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, ben de bir kere kompozisyonda kırmızı kordele almıştım.
Peki. Bakalım bir de vintage teyze var. Güzel. Ben hiç yokum. Enteresan yani. Bakalım bir tane daha. Bu ne? O. Burun estetiğiyle ilgili. Bir tane daha. Su ürünleri yetiştiriciliği çıkmış. Hiç alakam yoktur benim yani. Su ürünleri yetiştiriciliği çalıştayı. Hiç alakam yoktur. Evet. Hiç konusu bile geçmemiştir. Bir tane yani. Daha. 1 milyon lira çıkmış seni Google'layınca. Niye olabilir? Bilmiyorum. Hiç peki bilmiyorum. Ve bir tane daha. İşte bu ilginç. Sigara böreği çıkmış. Oo. Neden olabilir? Vallahi ben sigara kullanmıyorum. Ama sigara böreğini yerim, severim yani. Yapar mısınız? Çok fazla fırsatım olmuyor yemek yapmak için. Ama yaparım tabii. Elimden gelir. Ben kaçmam yani. Yemek de yaparım. Sizi bize bekleriz zaten. Evet, evet hakikaten artık öyle. Hasan Söylemez haftaya İstanbul'a gelecek ama bize bakalım şu anda nereden bağlanıyor. Hasan iyi geceler. Haftalardır bize i̇yi bağlanıyor geceler, biliyorsunuz. Okan abi. Hasan Söylemez. Neredesin şu anda? Okan abi şu an Keşan'dayım. Edirne'nin Keşan ilçesinde. Müthiş. Bize doğru yaklaşıyor. Okan abi son kilometre kaldı. Benim kilometre saatim öyle gösteriyor. Sanırım İstanbul'a geldiğim zaman 10.000 kilometrenin üzerine çıkmış olacağım. Hedefim 10.000 kilometreydi. Haftaya bugün stüdyodayım. Bu arada Hasan Söylemez'in yeni fotoğraflarımı görüyoruz Hasan bunlar şu an. Bunlar yeni fotoğraflar. Mükemmel. Bu eski galiba. Bunu biliyorum zaten. Yok bu eski değildi. Ha değildi. Özür dilerim. Bu da yeni galiba. Bu da yeni. Evet. Kerem Hasan Söylemez. Ama fotoğraflar çok küçük görünüyor orada. Nasıl küçük görünüyor? Biz kocaman görüyoruz. Niye öyle oldu acaba? Hasan'ın bütün Türkiye'yi kapsayan bir yolculuğu var. Beş parasız bisiklet üzerinde fotoğraf çekerek, fotoğraf sergileri açarak ve bütün gelecek gelirleri de bağışlayarak bir seyahat yapıyor. Ne güzel bir yani, sürü genç yerinde seyahat. Yani Hasan'ın yaptığı seyahat bravo. Böyle bir hani Ferrari'sini satan bilge salaklığı falan gibi bir şey değil. Öyle bir kitap meselesi değil. Hasan hakikaten acayip bir şey yapıyor ve o çok bravo. Mutlu olacağız onu bravo. Önümüzdeki hafta programa konuk etmekten. Bu bir haftada neler oldu biraz bahset ondan sonra önümüzdeki haftayı artık saklayalım gerisini Hasan'cığım. Okan abi Edremit'ten yola çıktım. Hava çok soğuktu ve aşırı bir rüzgar vardı. Rüzgar benim hızımı da bayağı bir etkiliyordu ama rüzgar ne kadar sert olursa olsun sadece hızımı yavaşlatır. Benim hedefime ulaşmama kesinlikle engel olmaz. Edremit'ten önce Çanakkale Ezine'ye doğru gittim. Özür dilerim. Ezine'de bir gün kaldım. Daha sonra Çanakkale'ye geçtim ve bu kaldığım yerlerde genelde yol kenarlarında ya restoranlar oldu. Geçtiğimiz gün bir polis karakolunda kaldım. Karanlığa kalmıştım ve daha fazla yol gidemiyordum. Sağ olsunlar polisler yardımcı oldular. Karakolda kaldım ama nezarette kalmadım tabii. Ardından Çanakkale'de de yine hiç tanımadığım bir insanın evinde misafir oldum. Çanakkale'ye gittiğim zaman bana dediler ki X mahallesi var, o mahalleye gitme, polis bile o mahalleye giremiyor. Aslında ben de o mahalleye özellikle gitmek istedim. Yolculuğum boyunca da genelde bana bunu söylüyorlar, falan diye yere gitme diyorlar. Bana gitme dedikleri yere gittiğim zaman en ilginç anıları orada yaşıyorum ve en güzel fotoğrafları da orada çekiyorum. Çanakkale'de de yine aynı şekilde en güzel fotoğrafları orada çektim. Ve en ilginç anıları da orada yaşadım. Ardından Gelibolu'ya geçtim. Gelibolu'da da bir gece kaldım. Şimdi Keşan'dayım. Keşan'a geldiğim zaman da akşam kalacak yer bulamadım. Yine karanlığa kalmıştım. Yol kenarında birkaç tane petrol istasyonuna gittim. İzin vermediler kalmam için. En sonunda baktım bir hastane gördüm. En iyisi gidip hastanede acil serviste belki geceyi geçirebilirim diye düşündüm. Acil servisteyken baktım birisi geldi ne yapıyorsun burada uyuyacağım dedim. Burada uyuyamazsın falan dediler bana. O halde durumumu izah ettim dedim. Ben yoldan geliyorum 8 aydır yoldayım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Nerede kalabilirim ya da nerede çadır kurabilirim dedim. Karnımı doyurdular. Daha sonra ilçe merkezine geldik. Burada Tanju abiyle tanıştık. Şimdi Tanju abini misafirleyeyim. Harikulade. Tanju abiye bizden selamlar. Teşekkür ederim. İyi geceler Hasan. Ne güzel ya. Nereye gitmek istediğini bilen adamın önünde bütün yollar açılıyor. Evet, ne müthiş, güzel hikaye. Müthiş bir seyahat. Dila, siz şimdi bu albümünüz yeni bir albüm.
1,5 senelik bir albüm. Yapma ya. Evet. İyi ki bu klibi yaptın o zaman, yoksa haberimiz olmayacak. Bir klibimiz daha döndü ama o hani parayla rezil olmak gibi bir şey, paramla rezil oldum diyeyim. O klipten bir şey alamadık. Çok fazla bir şey de beklemiyordum zaten. Hı-hı. Aslında buna ikinci yaptığımız, yani birinci parçaya ikinci yapmış olduğumuz klip dediğimiz şey, klipten ziyade insanlarımızın üç noktaya dikkatini çekmekti. Amaç oydu. Hı-hı. O amacımıza da ulaştığımıza inanıyorum ben ekip olarak. Bir anda otururken aklıma geldi. İnsanlarımız dışarıya çıktığında, dilenci gördüğünde veya ne bileyim işte elini uzatan birini gördüğünde hemen çıkarıp parasını veriyor. Hemen yardım etme içgüdüsüyle bir şekilde onunla paylaşıyor. Kimi itekliyor, kimi azarlıyor, kimi hor görüyor. Ama içeriğine, altyapısına kesinlikle kimse bakmıyor. Aman diyor, benden uzak dursun, o an benden uzaklaşsın, bu olay bitsin. Ben de o üç noktaya dikkat çekebilmek için bunu yaptım. Peki, şimdi bize hangisini söyleyeceksiniz bu albümden? Ya da klip şarkısını? Klip şarkısını mı söyleyelim? Siz hangisini istiyorsanız. Klip şarkısını söyleyelim. Bir yandan tamam. Klipten de görüntüler gireriz. Hiç olmazsa tamam. Biz de bu amacınıza bir nebze aracılık etmiş olalım. Buyursunlar. Sevinirim. Boşlukta gemi gibi, uzakta ufuk gibi, semada yıldız gibi, hasretim sana anne. Boşlukta gemi gibi, uzakta ufuk gibi, semada yıldız gibi, hasretim sana anne. Hasretim, hasretim anne, özledim, özledim anne, yüreğim ezik yine, bedünya nedir anne. Hasretim, hasretim anne, özledim, özledim anne, yüreğim ezik yine, bedünya nedir anne. Kutupta güneş gibi, çöllerde yağmur gibi, bozkırda çiçek gibi, özledim seni anne. Kutupta güneş gibi, çöllerde yağmur gibi, bozkırda çiçek gibi, özledim seni anne. Hasretim, hasretim anne, özledim, özledim anne, yüreğim ezik yine, ve dünya nedir anne. Hasretim, hasretim anne. Neden, neden be ana, bu zamansız gidiş neden? Öğretmedin ki bana sensizliği. Ne ederim, ne yaparım sensiz? Öyle özledim ki seni, sesini, nefesini. Kimi koklar, kimi yaslarım başımı. Yokluğun avuçlarında cam kırıkları gibi bir ana. Sıktıkça içim yanıyor. Sıktıkça içim acıyor, içim acıyor, içim acıyor be ana, içim acıyor, içim acıyor. Hasretim, hasretim anne, özledim, özledim anne, yüreğim.
gece çok az konuştunuz. Çok özür dilerim sizden. Rica ederim. Genelde şey midir, konuşkan mıdır? Konuşkandır. Evet. Belki Veysel'le beraber katıldığınız için mi acaba böyle oldu? Yo, yani söz geldikçe konuşmaya çalıştım ben de. Sıra evet. Geldikçe. İstersen şimdi konu. Konuşayım o zaman ben biraz. Evet. Programımızdan söz etmek istiyorum izin verirseniz. Kendi programımızdan. Evet, TRT evet. Okuldaki programımızdan. Evet. Pazar günleri yayınlanıyor saat 11'de. Veysel'le evet, birlikte sunuyoruz. Evet. O erkekleri temsil ediyor. Siz hep böyle hanım hanımcık mısınızdır? Hanım hanımcık? Yo, yani her zaman değil. Programınızdan da bölümler görüyoruz zaten. Evet. Siz seyretmeyin, o sizin programınız. Siz evet, o oynarken orada bana anlatacaksınız. Evet. Her hafta birbirinden değişik konular işliyoruz. Mesela erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek günümüzde. Nasıl mesela erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek? Çünkü ekonomik şartlar kadınlar da hayatı erkeklerle birlikte paylaşmaya başladığı için kadınlar da erkekleşmeye başlıyorlar. Ve sen mesela ki, bu konuda çok şikayetçi. Mesela bu masamızda hangi hanımlar erkekleşmiştir? Açık açık söyleyin. Ama bu çok görüntü olarak bundan bahsetmiyorum da mesela hanımefendi de çalışıyor, akşam eve geliyor, siz işte yemek yetiştirmeye çalışıyor. Şeyde tak, ay yani gıcıklık mı oldu? Yani, hayır canım, şey niye gıcıklık olsun? Çok tatlılar, hiç öyle bir gıcıklığımız yok. Çok tatlılar mı? Ne onlar? Pandalar mı? Nasıl? Çok şekerler. Çok şekerler. Evet. Çok şekerler. Teşekkür ederim. Çikolata verin çocuklara. Peki sonra? İşte her hafta birbirinden değişik konuları işliyoruz. Mesela hayır, kim erkek? Mesela bu kız mı erkekleşmiştir, bu kız mı erkekleşmiştir, bu kız mı erkekleşmiştir? Hepimiz orada erkekleştik artık, değil mi? Kabul ediyor musunuz siz de? Yani eskisi gibi değiliz. Olarak, tabii ki ayaklarım sağlam yere basmak istiyorum evet, her zaman için. Evet. Karadeniz kadını olmak başka bir şey, erkekleşmek başka bir şey. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Artık biz de kot pantolon giyiyoruz. Eskiden entari giyildiğini söylüyor Veysel. Keşke eskisi gibi hepiniz etekle gezseniz, entariyle gezseniz diyor. Ama artık biz de işte okula o giderken, iş hayatına Veysel'i giderken... Veysel'i gider çağırmayacağız programa zaten. Ben de gelmeyeceğim zaten. Veysel'i... Kendi programımı yapacağım zaten. Evet, halk da istiyor Veysel, beni. Veysel geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü o zaman bu show karşılıklı programında bir arkadaşım varmış gibi geliyor bana. Teşekkür ederim, devam. Sağ ol. Sonra, peki... kadınlaşan erkekten ne anlıyoruz? Çok daha fazla kendine bakımlı olan, çok daha fazla özen gösteren, artık eskisi gibi sadece çalışıp eve gelip bütün her şeyin evde hazır olduğu değil, o da evde her şeyi paylaşıyor artık. Aranızda kadınlaşan erkek var. Mutlaka, eskisi gibi değildir artık her şey. Eskiden Kerem, sadece eşler dışarıda çalışıyorlardı, evde her şey hazırdı. Okan? Kerem kadınlaşan gözlüyor, erkek değil, Kerem kadar pasaklı bir adam hiçbir zaman kadınlaşamaz. Evet. Veysel de öyle. Eşine yardım etmiyor musun ediyorum mesela tabii, evde? Evet. Bu akşam mantı yapıp geldim ben mesela. Vallahi mantı sabah var. Sabah kaç evden mantı getirdi de o yüzden. Eline sağ ol. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Keşke Veysel'le evlenseydim. Nasıl ben bir de dolma falan da yaparım. Eğlenceden Kerem artık dolma yapamaz. Ben dolma yaparım Okan. Yani Kerem yapamaz dolma. Mümkün. Şişesini tamam, görsem tanımam. Güzel. Çok iyi. Sonra? Sonra aşkı... Konunuz sadece bu mu? Hayır canım, her hafta değişik değişik konularımız var. Mesela erkeklerin aşkı nasıl yaşadığı, kadınların nasıl yaşadığı. Evlilik teklifi önce erkekten mi gelir, kadından mı gelir? Erkek mi kadını seçer, kadın mı erkeği seçer? Alışverişte erkek, alışverişte yarın kadın. Yarın alışveriş var. Yarın sabah mesela, var. Evet sabah 11'de alışveriş. Tamam! Çok önemli bir konu konuşuyoruz. Yarın sabah alışveriş. TRT Okul. Saat 11'de. İzleyeyim bence. Evet, izleyeyim, izleyeyim. Saat 11'de. Sabah 11'de. Evet Burcu. Alo. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, çocuklaşan kadınlar konusu. Evet, buyurun. Merhaba Burcu, evet. Merhaba, biz alakalı öğrenci yurdunda 4 kişi sizi izliyoruz şu anda. Sağ olun, hangi yurt dediniz? Alen, kız öğrenci yurdu. Alen. Alen mi de? Alen. 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 Evet, Alen. Peki, ben sorunuzu sorun. Tamam. İşte, ay, Veysel Bey'e soracağım.
Tek güvenlik geldi de. Güvenlik geldi. Çok güzel. Ben konuşayım bir dakika. Hayır yavrum benim. Ben güvenlik. güvenliği verebilir misiniz geldi bana telefona? Güvenliği mi? Bir dakika. Kaçtı şu anda. Güvenlik kaçtı. Allah korusun. Yani nasıl olsa gitse. Oradan bize bakıyorsunuz. Neyse ben sana sorayım. Ben o zaman siz televizyondan mı bakıyorsunuz bize, internetten mi? Hayır, televizyondan bakıyoruz. Televizyondan bakıyorsunuz. Şu anda güvenlik de televizyona bakıyor mu? Evet, pencereden bakıyor. Pencereden bakıyor. Güvenlik beni duyabiliyor mu? Güvenlik. Ya bize kızmaya gelmiş bir dakika. Hayır bir dakika. Güvenlik. Güvenliğe ben buradan sesleniyorum. Birader. Burcu. Gelmiyor. Peki ben ona sesleniyorum. Bak birader. Burcu. Hayır birader değil. Asile abla. Ben güvenlik deyince Hafize ablayı düşünmedim. Hafize abla mı dedi? Evet. Ha, ben adam sandım. Hani güvenlik deyince hep adam düşünüyoruz ama. Hayır, burası kız öğrenci yurdu. Ha? Ha, o zaman güvenlik de Hafize abla oluyor demek ki. O zaman Hafize abla beni de korkuttu şimdi. Yani erkek olsaydı hafif böyle bir şey yapacaktım. Hafif dayılanacak ve bu Burcu falan bizim kızlar diyecektim ama Hafize abla olunca biz de kapatalım istersen programı. Ya burası aslında villa olduğu için direkt gelebiliyor istediği zaman. Böyle bahçenin işte içinde geziyor falan. O yüzden siz bu geldim. Ne yurdu anlamadım ben. Villa villa falan. Ya böyle ev. Ev bir yurt. Ev abi. Çok güzel. Ne güzel yurt. Biz de o yurda çıkalım. Ev ev villa. Evet. Evet. Ya ben sonra mı söyleyeyim? Evet ama biz çıksak Hafize abla problemi var. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Hayır gitti şimdi. Hafize abla gitti mi? Tamam ha, rahat konuşabiliriz. Buyurun Veysel'e sorunuz vardı. Evet soruyorum. Evet. Ama ben sevmiyorum. Arkadaşlarım seviyorlardı. Evet. Arkadaşlarım diyor ki Avrupa yakası bir daha olacak mı? Evet. Avrupa yakası bir daha olacak mı diyor. Evet. Vallahi ben de bilmiyorum. Yani Gürtü Veysel'le bir daha bir proje desen olacak mı birlikte? He, evet. Soralım. Vallahi Gülse Birsel'le olmayacak ama Hafize Hanım'la olacak bizim. Yurt komedisi yapacağız. Yurt komedisi olur ama bak milla milla filan. Kesin olur orada. Bilmiyorum yavrucuğum ya. Bilmiyorum maalesef. Olmasını ister miydiniz peki? Ben istemiyorum ama arkadaşlarım istiyor. Sen ne huysuzluk kızmışsın böyle. Sen istemiyorum. Ben de olağanüstü ya. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Ya şu şey gelmedi mi acaba? Dün bir hastane ziyaretinde 2 metre falan bir kız geldi. Ondan sonra dedi ki ama çok büyük bir kız Hafize abla gibi. Hı. Ondan sonra dedi ki bir fotoğraf dedi çekinebilir miyiz dedi. Ah o çekinebilmek. Tabii dedim sonra başka bir 2 metre bir kız geldi. Sonra başka bir 2 metre kızın tedavi olduğu odaya gittik. Birçok 2 metrelik kızla fotoğraf çektim. Hayatımın en kötü günlerinden biriydi. O fotoğraf ben dedim bu fotoğrafı yollayın. Nerede kızlar oynuyorlardı? Top oynuyorlardı ama. Ha voleybol oynuyorlar tamam. Voleybolcu kızlar bayağı bir Hafize abla. Hafize abla. Peki Burcu iyi geceler. Teşekkür ederiz. Siz ne zaman oynuyorsunuz oyunu? Her hafta çarşamba ve perşembe akşamları saat 8.30'da oynuyoruz. Trafik saatine de kalmadan Nişantaşı'nda değil mi evet, olay? Evet Nişantaşı'nda Rumeli Caddesi'nde. Rumeli Caddesi'nde. Evet. Rumeli Caddesi'nde nerede? Rumeli Kafe vardı Rumeli Caddesi'nde. Boşver Rumeli Kafe'yi. Peki Semiha Berksoy Opera Vakfı'nda. Semiha Berksoy Opera Vakfı'nı anladım ama o Nişantaşı'ndan yani Göbekler... Nişantaşı'ndan Osman Bey'e doğru çıkarken Osman Bey'e gelmeden 50 adım önce falan... Osman Bey'e böyle Rumeli Caddesi'nden böyle gidiyoruz. Osman Rumeli Kafe'yi görüyorsun Rumeli Kafe'yi görüyoruz. O binanın ikinci katı.
Siz Rumeli Kafe ile bir alakanız var mı? Hayır yok. Olsun ama istiyoruz çok... Ama kerteniz olarak çok belirgin bir yer yani. Orada yukarıda Semiha Berksoy Vakfı. Semiha Berksoy Opera Vakfı. Peki bir telefonla böyle bıdı bıdı evet rezervasyon efendim, var mı? Evet efendim, rezervasyon var. 0212 219 46 77 numaralı telefondan. Bir daha söyle, ben hakikaten şey yapamıyorum şimdi. Dolgum düşüyor da o kadar. Tamam. 0212 219 46 77. 219 46, 46 77. 77 İnternet 0212 ile. İnternet de var. Semih var Haber mı? Var. O daha önemli bence. Semihabergsoyoperavakfi.org. Bir daha söyle bakayım. Semihabergsoyoperavakfi.org. Evet. Peki. Adresinden evet. De Kerem rezervasyon yapıyor mu yoksa Kerem evden mi bekliyor genelde? Kerem zaman zaman geliyor oyun. Tekrar seyrediyor. Evet evet. Geliyor. Ama sen de ne Allah aşkına ya. Yok ama aşk budalası olmuşsun. Yok. Yani zaten oldum 20 kişi, tabii de. 20 kişilik yer var zaten yani. Bildirsene. Yer bulunmuyor hani. Peki hanımlar buyurun söyle bir şey söylüyorum. Hakikaten çok güzel oynuyor. Bu tip yüksek sanat oyunları diye ben hafif takılıyorum da en büyük tehlikesi deli gibi görünmek o işi yapan insanın. Deli gibi göründüğü vakalarla çok karşılaşıyoruz. Hakikaten bir insan olarak bir oyuncunun bütün limitlerini gösterdiği en iyi konu doğru düzgün, adam akıllı, akılda kalacak bir iş yapıyor. Çok teşekkür ederim. Peki, tiyatro ne işe yarar? Size bunu kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi çoğunuz İstanbul dışındaki üniversitelerden geldiniz ama... İstanbul'a geldiğinizde ya da İstanbul'daki üniversitelerde okuyanlar, gençler şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin çok hoşlandığınız, ya adamlar için söylüyorum, böyle genç, güzel, şurasında beni olan bir kız var. Ve kız çay kahve beraber bir yere gidip bir şeyler yeme içme teklifinizi kabul etti. Nereye gideceksiniz? Bütün adamlar herhalde bunu düşünüyordur. Değil mi? Ha ya tamam şimdi onu bırak. Hakikaten. Nereye gideceksiniz? Genelde adamların tabii kızları davet etmesi söz konusudur. Ya da bazı kızlar ki benim geçmişimde öyle bir şey oldu. Ben bir kıza böyle hafif bir sevdalanır gibi oldum. Bir türlü kızı yakalayamıyoruz hocam. Sosyal etkinlik, kültürel etkinlik filan arasında kaybolmuş durumda. Diyorum ki bir cumartesi sabahını filan kerterizliyim. Hani öyle bir şey yaptım. Onda da klasik müzik konserine gidiyor. Delirtici bir durum. Geceleri mutlaka bir oyunda. Falan filan. Böyle kızlar da çok havalı olurdu o zaman. Tabii şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Yani genelde tabii beraber çıkıp bir kulübe gidip cangalamak da mümkün ama zaten yani bir dans edecek, poponu sallayacak bir yer bulursan ama hakikaten böyle çok az seyircinin bulunduğu bir tiyatro, bir adamın bir hanımı davet edebileceği çok ilginç, karizmatik bir yerdir. Şu şartla eğer davette bulunan herif izlediği oyundan hiçbir şey anlamıyorsa da falan diye izlerse kız da ya bu nasıl bir adam? Bak ben nasıl cahilmişim de bu ne kafalı bir oğlan falan filan gibi bir etki de bırakma ihtimali var. Bütün tiyatrolar böyle. Bir kızı bir tiyatroya davet etmek çok ciddi, sakıncasız ve harikulade bir aşk teklifidir. Çok eğlencelidir. Ne güzel. Sinemaya gitmek öyle bir şey değil. Sinemaya gitmek her yerde sinema var. Gel bir Recep İvedik seyredelim diye gülüp çıkarsın. Bir şey olmaz. Ama tiyatro çok acayip bir durumdur. Çok karizmatik. Bilmiyorum bunu dinlerken bana salak diye mi bakıyorsunuz ama çok karizmatik bir durumdur. Yani çünkü mesela bütün Amerikan filmlerinde işte her sene iki tane yapılan New York'ta sonbahar, New York'ta ilkbahar, Chicago'da yıl ortası filan gibi filmlerde hep kızlarla oğlanlar. Eğer oğlanın niyeti ciddiyse yani aşkla ilgili bir şey varsa operaya filan giderler. Halbuki bu Amerikalı salaklarla operanın hiçbir alakası yoktur. Amerikalılar operadan hiçbir halt anlamazlar. Opera Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir gece çıkan çiftlere hizmet eden, bir de çok az sayıda yaşlı entelektüele hizmet eden bir kurumdur. Büyük bir opera salonunun dolması tamamen date eden tiplerin orada hiçbir şey anlamadan diye bir şeyi seyretmesiyle ilgilidir. Sadece randevulaşmakla ilgili bir durum. Onun için kızlar oğlanları, oğlanlar kızları kebapçı yerine daha estetik yerlere davet ederlerse
sonunda sevişme ihtimali yükselir. Tabii kebapçı da bir ihtimal. Ama ben bir incik alayım dedikten sonra biraz zor. Estetik biraz gidiyor. Tabii ki incik yemenin de bir estetiği mutlaka var. Ama herkes biraz havalı göstermek ister kendini. Yani cep telefonunuz ya da arabanız ya da babanızın arabasından bahsediyorum. Yani bu sizi karizmatik göstermez hakikaten. Kızlar için de yani. Çantanız sizi karizmatik göstermez. Hakikaten yaptığınız şeyler karizmatik gösterir. Dolayısıyla tiyatro bu işler için iyidir. Yani bunu tiyatroya bilet geliri olsun diye söylemiyorum. Hakikaten havalı bir durum vardır yani tiyatro ile ilgili. Çünkü o an yaşadığını hissedersin. Yani gidip sinemada böyle karanlıkta oturmak gibi bir şey değildir. Onu seyretmek de bir sanattır. Gerçekten yani bizler şöyle bir şey, çok özür diliyorum. Biz dernek olarak eğitimlerimizde tiyatroyu kullanıyoruz. Güzel. 5 tane ayrı oyun sergiliyoruz. Niye? Yaş gruplarına göre çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar, ailelerimize kadar tiyatroyla eğitim veriyoruz. Evet. Yani inanılmaz derecede büyük etkisi var. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi susalım, Veysel konuşuyor. Çok saçma şeyler söyleyecek. Yok, çok şuurlu olacağına eminim. Eğer o gençler doğal seçim olarak sinemayı seçiyorlarsa, tiyatroyu seçmiyorlarsa... Bence tiyatronun kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor. Niye doğal seçim olamıyorum ben bu çağda gibi. Veya yani onu niyeyi çözerse belki o niyeyi telafi edecek yeni şeyler yapabilirler diye düşünüyorum ben. Çok şuurluydu. Evet. Yani tiyatro müsaade, tiyatroya gidin demek çok didaktik. Peki. Tiyatroya gidin demek çok elit demek didaktik. O didaktik çok oldu gideyim. Ama beni çeken şey ne? Onu bizim de şifre etmemiz lazım bu iş yapanlar olarak. Yani tiyatroya niye gelmiyor insan? Niye gelmiyorlar acaba tiyatroya? Yani, hayır, onu bizim de şifre etmemiz gerekiyor. Bütün dünyada şöyle bir şey var. Örnekse YouTube aslında her merakta adam için bir şeyler sunuyor değil mi? Çok acayip şeyleri arayıp bulabilirsin. Baha orası tabii. Bir baha. Tabii. Aslında bir çöplük. Esasında. Evet ama aslında bir baha. Ve YouTube'da çok izlenen videolar genelde ben bugünlerde YouTube şovlarına taktım. Yani gelecekteki televizyon için bütün dünyada Amerika'dan, Avrupa'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan kimler geliyor? Onların şovlarını çünkü YouTube'da görüyoruz. Artık dünyada sizin burada yaptığınız gibi stüdyoya gelmek, ulusal kanallardan televizyon seyretmek gibi bir şey görmüyoruz. YouTube aslında. Mesela bir ikili var. Çok seviyorum herifleri de. Şimdi ismini şey yapamadım. Bu iki herifin YouTube'da 6-7 tane program şeyleri var. Programları var. Sadece pazartesi, salı mı ne öyle bir sabahları sundukları bir program var. Ayrı bilmem ne şovları var. Bilmem ne şovları. Bilmem 7-8 tane program yapıyorlar. Her biri içinde evlerinin garajı, sokakta bir yer, bilmem nerede çekimler yapıyorlar. Yani bu demek ki hafta içerisinde bir sürü şov çekiyorlar. Her biri farklı programlar olarak giriyor. Ya bir de mesela bu heriflerin şovları akılacak. Bir de başka bir herif var. Bilmem ne DeFranco. Herifin bütün 10-11 dakika süren şovlarının hepsinin ismi komşunun kızı ne kadar sıcak, bilmem ne abla ne tatlı, bilmem ne işte fırına verdim mercimek falan filan gibi İngilizce isimler var. Halbuki herifin anlattığı şey başka. Ve en aptal şovu 4,5 milyon, 5,5 milyon, 6,5 milyon kişi tarafından izleniyor. Sadece komşunun kızı ne kadar sıcak dediği için başlığına. Bu çok salakça bir durum. Yani her şey, her türlü şov, her şey seksle çağırıyor ve berbat bir seks çağrısı, berbat bir seks uslubuyla çağırıyor. Bu bir başlangıç ama değişecek. Şu anda dünyada en üstle en alt arasında teknolojik olarak hiçbir fark kalmadı. Kalmadı. Senin burada yaptığını çocuk evinin bodrumunda yapabiliyor. Artık bundan sonrası akıl, fikir ve zekaya kaldı. Bundan sonra akıl, fikir geri kalan farkı ortaya çıkartacak. Hakikaten Soderbergh'in son filminde kullandığı kamera şu anda İstanbul'da bile birçok insanın evinde internetten alıp getirttiği bir kamera artık. O yüzden... Hakikaten kağıt kalem kazanacak bundan sonra. Benim akıl görüşüm ve temennim de bu. Peki. YouTube'da ne izliyorsunuz? Siz? Ha? Annoying Orange. Ben ona gireyim. Ne oluyor orada?
bir tane mikrofon yok mu ya? Nasıl ya? Hiç mikrofonum yok. Annoying Orange. Evet. Bir portakal mutfakta. Diğer ve bu bayağı milyonlarca seyredilen bir video. Ve bizim arkadaşlarımızın arasında bayağı hani dalgasını yaptığımız bir video değil. Hani her cuma yeni bölümü çıkıyor mesela. Sürekli bir tane meyve tarafından, daha doğrusu Orange onu sinir ediyor. Hani sonra işte en son raddeye geldikten sonra meyve zaten bıçak tarafından öldürülüyor, bitiyor. Hani 3-4 dakikalık videolar oluyor. Her cumada yeni bölümü çıkıyor işte. Televizyonda falan böyle bir şey yok hani. Televizyonda... Ha, Fatma Gül'ün suçu ne gibi bir şey yani. Yani işte bir portakal mutfaktaki diğer meyveleri sinir ediyor ama hani izlerken siz de sinir oluyorsunuz, aynı zamanda gülüyorsunuz falan, öyle bir şey. Annoying Orange. Siz ne izliyorsunuz? En çok şöyle söyleyeyim, televizyonda kaçırdığım programları belli kesitlerini izliyorum. O da televizyona çok düşkün olduğum bir insan olduğum için değil ama YouTube'da dilediğim sadece video, yani bir filmin kısa bir fragmanı olarak değil, şarkı dinlemek, müzik dinlemek amacıyla da kullanılan. Ama çoğunlukla liste. Facebook'tan size gönderilen videoları filan izliyorsunuz değil mi? Facebook hesabınızda. Tabii genellikle en çok tıklanan videoları. Evet, yani çünkü birileri size aslında... videolar gönderiyor. Siz o videoları izliyorsunuz ve sonra onu başka tiplere gönderiyorsunuz falan. Değil mi? Facebook'ta bir grubunuz vardır herhalde. Tabii. Facebook'ta hesabı olmayan var mı? Evet. Bayağı az, evet. Siz? Ben yerde Tarkan hastası olduğum için... Ben de. Devamlı. Ben de. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Her ben gün devamlı, bekliyorum. Her gün. Fırsat buldukça Tarkan'ın videolarını izliyorum. Konser videoları olsun, eski klipleri. Evet. Bu tarz. Ama o izle izle biter ayol. Ondan sonra artık komik videoları falan izliyorum. Komik videolar. En son izlediğiniz komik şey neydi? En son izlediğim... Sanırım kötü şakayla... Neydi o? En son bir kıza kötü bir şaka yapıyorlardı da sonra kız ölüyordu. Araba çarpıyordu. Ha, kız ölüyordu. Çok komik hakikaten. Peki. Başka? Şunu şey yapıyorum. Tutun. Tutun. Bak, tut diyorum. Peki. Siz, evet. Evet, merhaba. Ne izliyorsunuz? Facebook'tan size gelen videoları. Evet, ben genellikle Sago dinliyorum. O yüzden... Kim dinliyorsunuz? Sago Pakajmer. Aa, güzel. Peki, sürekli klip seyretmiyorsunuz herhalde? Yok, evet. Peki, yanınızdaki hanımefendiye verin, bir yanınızdaki. Siz ne izliyorsunuz? Ben de genelde beğendiğim şarkıların videolarını falan izliyorum. Yeni sadece çıkan... şarkı mı izliyorsunuz? Yani yeni çıkan klipleri... Onlar... Dizi izliyor musunuz internet yok, üzerinde? Hayır, dizi alışkanlığım çok yok benim. Evet. Korsan peki, karşı. İnternet üzerinde dizi izleyenler ellerini kaldırsınlar. Spartaküs. Peki, önünüzdeki arkadaşlara verin lütfen. Siz hangi dizileri izliyorsunuz internet üzerinde? How I Met Your Mother. Lost. Türk dizilerini izliyor musunuz? Türk dizilerini televizyondan mı izliyorsunuz yoksa internetten? Televizyondan takip ediyorum. Televizyondan izliyorsunuz. Peki. Show programlarını vesaireyi siz televizyondan mı internetten mi? Genelde internetten izliyorum. Hepsini değil tabii, değil mi? Bazı bölümleri. Evet. Kaçırdığım genel... bölümleri. He? Kaçırdığım bölümleri. Ne kadar çok bölüm kaçırıyorsunuz? Oldukça kaçırıyorum. Zaman. Ne yapıyor acaba? Peki, atın bana mikrofonu. Tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Nasılsın? İyiyim. Çıkışta
bulabildiğin böyle kalınca bir odun ya da taşı bunun kafasına vuracaksın. İyi misin şu anda? Tamam, iyiyim. Evet. Ama kafama değmedi yalnız, omzuma değmedi. Omzunu sen. Ama bir şeyim yok, gerçekten iyiyim. Ben de öpecektim geçsin diye ama şimdi artık evet. Peki, size atıyorum. Dikkat edin. Güzel. Böyle atılacak be diye değil. Evet, buyurun. Genelde YouTube'da ben siyasi liderlerle dalga geçen videoları izlemekten zevk alıyorum. Çok güzel, ben de bayılıyorum ona. Ya muhalefet, iktidar, dünya liderleri, yani Türkiye ben fark de bayılıyorum. Etmez. Fakat biliyorsunuz değil mi, biz hiçbirimiz ekranda gösteremiyoruz. Hakikaten müthiş işler yapılıyor liderlerle ilgili. Ve her seferinde Türkiye'deki otosansür o kadar ağır ki hepimizin üzerinde. Yani bize hiç kimse kalkıp show programlarında bakın bunları göstermeyeceksiniz demedi. Ama öyle bir ortamdayız ki bütün dünyada yapılan komik işleri neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan işleri bile programlarımızda yayınlayamayacak hale geldik. Hakikaten mesela, böyle bir otosansür var. Ya ben internet kafede izlerken yandaki arkadaş mesela izlediğim videoyu görüp benim siyasi fikrim hakkında yorumlar yapmaya çalışıyor. Aa sen bunu mu izliyorsun? Nasıl da izliyorsun? Ya biri görürse ya bir şey olursa sen nasıl bunu düşünebiliyorsun falan. Yani böyle artık günümüzde böyle sansasyonel olaylar var ya onlarla ilgili farklı fikirler sunuyor. Peki. Peki. Son günlerde tutuklanan gazetecilerle ilgili kaç kişinin haberi var? Tutuklanan gazetecilerle ilgili bilgisi olanlar ellerini kaldırabilirler mi? Hayır, indirmeyin ellerinizi ki ben göreyim. Peki, Türkiye'de basın üzerinde bir baskı var mı? Baskı var, evet diyenler ellerini kaldırsın, hayır baskı yok diyenler ellerini kalsın. Peki, nasıl tutuklanan gazetecilerden haberiniz yok ama basın üzerinde bir baskı var diye elinizi kaldırıyorsunuz? Bu biraz garip tabii. Peki. Türkiye'de basın üzerinde bir baskı var. Evet, herkes elini kaldırıyor. Tutuklanan gazetecilerle ilgili bir yan yok. Haberim yok ama böyle bir baskı var. Bir baskı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü niye baskı olması normal gibi geliyor bize de o yüzden. Ama haberimiz yok. Kaç kişi her gün gazete okuyor? Ellerini kaldırabilirler mi? Samimi, lütfen samimi. Çok az. İnternetten gazeteleri okuyanlar? Evet, ezici bir çoğunluk. Çok çok büyük fark var arada. Hiç televizyonu alıştığımız tarzda evde, odada, aileyle birlikte yani televizyon denen alet yerine bilgisayar monitöründen izleyenler. Yani televizyonu hiç izlemeyip sadece bilgisayardan bakanlar ellerini kaldırabilirler mi? Peki. Normal televizyon alışkanlığını sürdürenler? İlginç. Yani çok kişi... Ne internet için bilgisayar monitörüne bakıyor, ne televizyona bakıyor. Hiçbir şeye bakmıyorsunuz. Yurtta kalmakla da ilgili tabii ki doğal. Peki, çok teşekkür ederim. Bu gece üniversiteler bana nefis istatistiki bilgiler verdiler. Bunlar benim için çok değerliydi. Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bandırma Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Grubu, Kırklareli Üniversitesi. Peki. Bir dakika, neyi söylemek? Tamam, anladım. Anladım. Peki. Niğde. Peki, mikrofon nerede çocuklar? Mikrofonu uzatabilir misiniz? Buyurun. Her zaman Kırıkkale'nin adı Kırklareli ile karışıyor. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Evet. Lütfen bir daha bizim adımızı yanlış söylemesinler. Kırıkkale Üniversitesi diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Teşekkürler. Evet. Bu konuda böyle yazan arkadaşlarımızdan adına özür diliyorum. Burada Kırklareli yazıyor. Öyle demiş. Ha, demek ki o da yanlış.
Burada yanlış yazıyor. Kırklareli yazıyor. Peki, tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Yarın kaçta gidiyorum ben ODTÜ'ye? 3'te gidiyorum. 4. Kaçta top ODTÜ'de konuşacağım? 7:30-8'de konuşacağım. Programa nasıl geleceğim ya? 9 uçağıyla geleceğim. He. Yalan yanlış bir şey olmasın. Ben 7-7:30'da üniversitede ne yapacağım Reyhan? Ha, ödül verecekler bana. Bir yere mi götürüp ödül verecekler? Bence orada bir Çapanoğlu var. Pazar akşamı saat 7:30'da nereye götürüp ödül verecekler? Radyo topluluğunu... Evet ama 7:30'da niye? Nerede ödül veriyor? Kültür Kongre Merkezi'nde. Yani bir, normal bir yer değil mi? Ha. Gel buraya ödül vereceğiz diye. Peki çok sevgili arkadaşım Naci Başşu'nun prodüksiyonu olan Eşref Vakti'ni sahne almaları için çok tuttuk, çok geciktik. Ama şimdi Eşref Vakti ile devam edeceğiz şu küçük aradan sonra.
Merhaba. Şov burada sona eriyor. Benden sonra hepinize korkunç geceler. Sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar. Hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak? Çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul. Bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Eğer kayıpsam şu anda, kayıp, kaybolmuş gerçekten, götür beni şoför şehrin merkezinde büyük medya binasına. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam bir gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Sonunda bu anlamsız dünyada adam kral olur. Thank you.